Futbolun tartışma programı Serbest Vuruş'tan hepinize iyi geceler diliyoruz sevgili seyirciler. Biz Serbest Vuruş ekibi olarak Adnan Aybaba, Ziya Şengül, Gökmen Özdenak, Murat Özarı ve Engin abiyle birlikte, Engin Çınar'la birlikte hazırız. Yine konuşulmadık ne varsa hepsini konuşacağız. Tartışılacak ne varsa hepsini tartışacağız Serbest Vuruş masasında. Sevgili seyirciler, Galatasaray Kayseri deplasmanından beraberlikte döndü. Beşiktaş 4-0 kazandı Torku Konya Spor karşısında. Böylece Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki puan farkı 11'e çıktı. Ve tabii ki yarın Fenerbahçe'nin karşılaşması var. Beşiktaş o maç öncesinde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Ama bir farklılık, bir özellik var. Beşiktaş 12 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak bitiriyor. Beşiktaş'ı elbette konuşacağız. Ama biraz bizi hüzünlendiren bir haber var. Biraz değil, çok hüzünlendiren bir haber var tabii ki. TRT'nin duayen spikerlerinden Hüseyin Başaran hayatını kaybetti. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yarın Ankara'da Kocatepe Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bursa Spor için özel bir gündü. Çünkü Bursa Spor Mersin İdman Yurdu'nu, sorunlu Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Hem derin bir nefes aldı, hem Hamza Hamzoğlu ile birlikte ilk galibiyetini yaşadı. Ve hem de Bursa Atatürk Stadı'na veda etti. Artık Bursa Spor maçlarını Timsah Arena'da oynayacak. Sözü daha fazla uzatmayayım. Bakalım bu akşam Serbest Vuruş'ta neler var? Süper Lig'de ilk devreyi Beşiktaş zirvede tamamladı. Torku Konya Spor'u konuk eden siyah beyazlar sahadan 4 farklı galip ayrıldı. Haftanın diğer maçlarında ise Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kalırken ligde ağır yaralar alan Galatasaray ise Kayseri deplasmanında aynı skorla puan kaybetti. Haftanın kapanışında yarın Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor. Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal olay yaratacak sözler söyledi. Aysal'ın hedefinde çok önemli isimler vardı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan tehdit gibi sözler. Şike sürecine değinen Yıldırım kimleri suçladı? 2015 yılını zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Siyah beyazlar milli yıldızla temas halinde. Az sonra Serbest Vuruş'ta. Beşiktaş Başakşehir stadında karşı karşıya geldi Torku Konya Spor'la ve ilk yarı berabere tamamlandı. İkinci yarıda müthiş bir Beşiktaş vardı. İlk yarıda da iyi oynayan bir Beşiktaş vardı ama sonuca giden Beşiktaş ikinci yarıda sahne aldı. İşte maçın genel tablosu. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamladı. Siyah beyazlar son hafta maçında konuk ettiği Torku Konya Spor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Oğuzhan Özyakup, 64'te Mario Gomez, 69'da Gökhan Töre ve 80. dakikada Kerim Fıray'dan geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 41'e yükselten Beşiktaş 2015 yılını zirvede tamamladı. Biraz önce vurguladığım gibi Beşiktaş 12 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamladı. Ve elbette hemen Adnan Aybaba'ya dönüyorum. Adnan Aybaba, Beşiktaş'ın çok güzel futbolunu konuşacağız elbette. Sonuca yönelik futbolunu konuşacağız. Oyuncu değişikliklerinin katkısını da konuşacağız. Ama gel şu Quaresma'dan başlayalım. Quaresma'nın sinirinden, gerginliğinden başlayalım. Oradan güzelliklere geçiş yapalım. Bence Quaresma'nın sinirli olması çok önemli bir konu. Ya neden önemli bir konu? Demek ki öyle hırslı ki, öyle şevk dolu ki, öyle arzulu ki. Ben Quaresma'yı hiç uzun yıllar böyle çıkarken bu şekilde görmedim. Yani oynamak istiyor, mücadele etmek istiyor. Bir de çıkmadan önce biliyorsun bir sarı kart olayı oldu. Bir sataşma falan da oldu rakibiyle olunca. O hırs, o arzuyla çıktı. Onun dışında zaten orada o kendini kaybetti bir kere. Şimdi birinci bu nokta bu. Yani orada yediği karttan sonra, o itiş kalkıştan sonra bir kendini kaybetti. Arda da Şenol Hoca haklı olarak onu aldı ki hadi kırmızı kart görmesin ben oyuncumu alayım diye. Ki bunu şeyle de perçinleştirdi. Daha sonra Gökhan Töre'yi de aldı bir sarı kartlı oyuncu da. Alınca da orada çıktı. Tabii şimdi dışarıdan baktığın zaman bu görüntüler tasvip edilir şekilde değil. Yani baktığı zaman ya Quaresma böyle yapar falan diye ama bu futbolun analizinde var. İşte abilerimiz yıllarca top oynamış. Tabii onlar böyle şeyler ben asla görmedim, duymadım. Duymadım görmedim. Ne ki ben seyretmedim, duymadım ama
Şimdi onlar o Kolejman bunu yaptı. Daha sonra da Şenol Hoca herhalde onunla ilgili bir sistemi oldu ufak tefek. Belki daha sonra onu da konuşuruz ama netice olarak Kolejman orada bunları yapması onun, ben söylüyorum gene, futbol oynama arzu isteği ve rakibiyle olan ilişki kalkışmasından dolayı yaptı psikolojik olarak. Daha sonra çıktı, hatta orada geldi Gökhan, orada bir öpüştü, gülmeye başladı falan. Yani o sorun orada aslında kendi içinde eridi. Bu da Beşiktaş'ın dinamizmi mi? Yani ben uzun yıllar Beşiktaş'taki oyuncuları böyle görmüyorum. Hani çıkarken hepsi böyle bir kuzu gibi, afyon yutmuş gibi derler, böyle böyle şey gibi çıkıyorlardı. Hiç olmazsa bir tanesi şöyle aslan gibi çıktı, kızdı, muzdu, şu yaptı, öyle yaptı falan. Demek ki bir heyecan var. Ziya Kaptan'a bakalım. Bunu her oyuncu oyundan çıkarken gergin olur, sinirlenebilir, doğal bölümünde mi konuşacağız yoksa başka bir şey arayacak mıyız? Şimdi ben bir kere Adnan'ın bu ifade şekline asla katılmıyorum. Eğer Kovarizma oyundan alınıyor ise hocasının vermiş olduğu bu karara saygılı olmak zorunda. Artı onun yerine oyuna girecek arkadaşına saygılı olmak zorunda. Yani Kovarizma vazgeçilmez bir oyuncu değil ki. Her oyuncu Sosa da olmuyor oyundan. Sosa'dan bir hareket var mı? Bir ara yaptı. Ya, şimdi sevgili kardeşim, her futbolcu oyundan alınırken üzülür. Ama bu şekildeki tepkisi bir profesyonel futbolcuya yakışmaz. Yani ayakkabıyı çıkartıp yere atıyorsun. Kolundaki bantları çıkartıp yere atıyorsun. Bu tepki kime? Seni oyundan alan hocana. Artı senin futbolcu arkadaşın senin yerine oyuna girerken ona da saygısızlık yapıyorsun. Yani ben Kovarizma ki fena top oynamadı ama ikinci sarı karttan koruma adına eğer teknik direktörün senin böyle bir karar veriyorsa ona da saygı göstermek zorundasın kardeşim. Gökmen abi, bu çerçevenin dışında söyleyecekleriniz var mı? Canım tabii şu, yani Beşiktaş'ın yani ilk 20 dakika falan bayağı zorlandı. Yani dirençliydi Konyaspor. Gayet iyi, hızlı top falan dolaştırdılar. Ama 20 dakikadan sonra, şimdi şöyle ilk yarıda hatırlayın, Gomez'e iki tane harika top geldi ilk yarıda. İki tane. İkisini, onlardan ikisini gol yapsa ki Gomez gibi oyuncuları bunun için getiriyorlar. Bu kadar büyük paralar veriyorlar. Onları tabii olağanüstü zor bir gol şeyle pozisyonlar değil. Çok rahat pozisyonlar. İki tane. O, ilk yarı itibariyle onları atsa zaten ikinci yarı daha rahat hareket edeceklerdi. Tabii bugün itibariyle Gomez'in girdiği pozisyonlar tabii asist falan da yaptı. Golünü de attı. Tamam 4-0 da bitti. Bugün gol krallığını garantileyebilirdi. Hakikaten 3-4 tane net yani ikinci yarı bir kafa vuruşu var ki altı pasın içinde orada 7 küsür metre kale var abi, bir tarafa vur değil mi? Kalecinin üstüne vuruyorsun yani. Herhalde gözünü kapattığı için kaleciler gelen topta gözünü kapatırsan garanti gol diye falan bakarsan mesela dünkü şeyin Trabzon ve şey maçında Kasımpaşa maçında da neydi o çocuğun adı, sol ayakla ilk yarıda kaçırdı. Şimdi ismini de neyse biraz sonra söylerim onun ismini de. O kadar Scarione. Garanti olarak Scarione evet. O kadar rahat hareket ediyorsun ki yani nasıl kesinlikle gol dediğin zaman konsantre olmadığın zaman o gol kaçar. Bir de kafa toplarında da gözünü vurmadan yahut da köşeyi belirlemeden gözünü kapatırsan orada da kaçırırsın ki bunları yapıyorlar. Beşiktaş tabii ikinci yarı itibariyle olağanüstü sezon başından beri seyrettiğimiz keyif veren, hızlı, takım içindeki oyuncuların birbirine olan saygısı, profesyonelce yardımlaşmaları, fedakarlık yapmaları falan, hızı. Çünkü şöyle, rakibi sen yavaşken, yani hızlıyken rakibi sen şey yapabilirsin, pasifize edebilirsin. Şöyle derler, yavaş balık yem olur diye bir laf vardır. Aynı şekilde sen hızlı oynadığın sürece rakibi gafil avlarsın ve girdiğin pozisyonları da aslanlar gibi değerlendirebilirsin. Yavaş oynadığın zaman ne yapıyor? Sağa ver, sola ver, geri ver, ne oluyor? Rakip toparlandığı zaman ne oluyor? Ortaya dayıldığı zaman kara takımları da falan, bizde öyle top taşıyıcı özellikle çok hızlı oyuncular olmadığı için ve vuruş tekniği de iyi olmadığı için istediğin kadar kanattan top getir, hiç bir şey yapamıyorsun. Ama Beşiktaş'ın ilk yarı itibariyle liderliğini kutluyorum. Hakikaten bu sene sezon başından beri UEFA Kupası'nda da bayağı keyifli. Tabii elendiler ayrı bir konu da. Ama o oynadıkları dönemde de bayağı keyifli maçlar seyrettik. Murat Özer geleceğim ama sevgili seyirciler, Twitter hesabımızdan, Serbest Vuruş'un Twitter hesabından bir anketimiz var. Şampiyon kim olur? Sizce şampiyon kim olur? Lütfen
Serbest Vuruş'un Twitter hesabından paylaşırsanız bizimle yolumuzu aydınlatmış olacaksınız. Bunu özellikle vurguluyorum. Sevgili Murat Özer, hem Beşiktaş'ın futbolu hem Quaresma, bir Beşiktaş yorumu senden alayım. Ya ben iyi ki teknik direktör olmamışım. Allah rahmet eylesin, babam teknik direktör ol falan demişti bana böyle genç yaşlarımda da. Benim mesleğimi devam ettirmem. İyi ki teknik direktör olmamışım. Ben teknik direktör olsam var ya, bu futbolcuların hiçbirini oynatmam biliyor musun? Bu tarz adamların hiçbirini 5 dakika oynatmam. Quaresma'dan mı? Tabii ya, bunların psikolojik sorunları var arkadaş. Bunların psikolojik sorunları var. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani şimdi bak, demin Ziya abi söyledi. Bir kere sen oynuyorsun, sen işte oyundan çıkarken orada Olcay diye bir adam giriyor değil mi oyuna? Sen o zaman Olcay denen adamı takmıyorsun, saymıyorsun, sevmiyorsun. Kardeşim şimdi bu futbolda 22 tane adam var. Sen de gireceksin, o da çıkacak. Sen şimdi orada teknik direktörün bütün karizmasını çizmek adına bir takım şeyler yapıyorsun. Eğer ben Şenol Güneş'in yerinde olsam var ya, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam bu adama çok ağır ceza veririm. Ve bir daha da oynatmam. Böyle adamlara böyle cezalar vereceksin ki aklı başına gelsin kardeşim. Sen kimsin ya, teknik direktör öyle almış şeyleri atıyor çıkarken. Arkadaşları geliyor. Arkadaşları bunu sakinleştirmeye çalışıyor. Arkadaşlarını itiyor. Arkadaşlarını rencide ediyor orada. Çıkıyor ayakkabıyı atıyor bilmem ne. Kim bu ya, kim ya? Sen bir kere kardeşim sen tek başına oynayamazsın Beşiktaş'ta arkadaş. Sen de çıkacaksın, sonradan da gireceksin, baştan da oynayacaksın. Bu futbol böyle gelmiş, böyle gidiyor. Yani Messi, Ronaldo bile son dakika oyuna giriyorlar. Sen kimsin arkadaş? Bu adamlara bu kadar prim vermesinler ya. Ben Şenol Güneş yerinde olsam bir daha, bak ben sana o Quaresma'yı var ya, hemen kadro dışı bırakırım. Ama yapamıyorlar. Bizim hocalarımız biraz cesaretli olsun. Şenol Güneş'e sesleniyorum buradan. Eğer ben Şenol Güneş'in de olsam şerefim üzerine emin ediyorum bir daha o adamı oynatmam. En ağır cezayı da verdirtirim. Sen benim bütün toplum önünde, ben seni oyundan alıyorum. Benim seni oyundan alma hakkım var mı? Yetkin var mı? Hakkın var, var mı? Yetkin de var. Yetkin var değil mi? Teknik direktörüm ben. Seni de alırım, kralını da alırım. Messi de olsan alırım, Ronaldo da. Sen oyundan çıkarken bütün tribünlere, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya beni rencide edecek hareketler yapamazsın kardeşim. Tutarım kulağından, atarım soyunma odasına da bir daha da cezayı verip oynatmam. Tabii oynatmam. O kadar basit. Ya basit tabii. Basit. Şenol Güneş dirayetli ya. Olsa yapar bunu. Sen o dediğin dirayetli ya, olsa. Sene 1942 falan. Niye? Niye? Yok. Niye? İkinci Dünya Savaşı'ndan önce. Niye kardeşim filandı. Niye? O dediğin işler bitti artık. Ne bitti? Öyle kulağında tutunca atamazsın. Niye atamıyorsun? Atamaz. Ben Şenol... Quaresma dediğin adam ne yapalım? Bir kere. Ne yapalım? Dünyada, dünya futbolunda. Ne yapalım? Bugün literatüre girdiğin zaman, evet. Yani baktığın zaman. Evet. Portekiz gibi milli, evet. Takım önemli bir oyuncusu. Ne yapalım önemli oyuncusu? Sen şimdi ona, evet. Sen kimsin diyemez. Sen kim? Bir dakika. Ben Şenol Güneş olarak konuşuyorum. Ben Murat Öz olarak sen kimsin demiyorum ona. Hayır. Şenol Güneş bir dakika. Ben sana aydınlatayım abi. Abi aydınlatayım. Ben şimdi Murat Öz olarak Quaresma'ya sen kimsin diyemem. Ama sen Şenol Güneş, dedin, az önce ben yanlış hayır, dedim. Hayır, Şenol Güneş için diyorum ben. Şenol Güneş'in yerinde, ben lafıma başlarken sen yine dinlemedin beni. Diyorum ki ben Şenol Güneş olsam, yetki bende olsa, evet. Ben de Quaresma'yı... Yetki onda zaten. Tamam işte onu diyorum sana. Tamam. Ben yetki bende, istediğim adamı oyundan çıkarırım, istediğim adamı oyuna sokarım. Tamam da kardeşim. Bana o hareketleri yapamaz. Bütün toplumun önünde. Ben teknik direktörsem, bana o hareketleri yapıp benim karizmayı çizmeye yeltenemez. Buna sen bir şey söyleyeceğim. Yeltenemez. Sen bu niye Şenol Güneş'e yorumluyorsun ki? Kime yorumlayacağım? Oyuncunun bir kere ruhsal hali. Ya size Allah Allah, psikoloğa gitsin. Güzel sevgili. Psikoloğa gitsin. Sizde Melo zamanında, evet. Galatasaray'da oyuna çıkarken neler Melo yaptı? Melo hiç yapmadı. Bazı oyuncular... Melo hiç böyle hareketler yapmadı. Yapma ya. Bırak, herkes neler yapmadı ya. Melo'yu karıştırma. Melo hiç böyle hareketler yapmadı. Melo sadece rakiplerle dalaşır, şimdi, takışır. Quaresma dediğin adam Beşiktaş'ların sevgilisi. Ne yapalım sevgilisi ise? Ve Ziya abi de dediği gibi de iyi de futbolda oynadı yani. Bugün iyi de futbol oynadı. Kardeşim futbol şimdi beni şöyle düşündü. Ya ben iyi futbol oynuyorum, evet. Arkadaş. Ya onun düşüncesini sana anlatıyorum psikolojik olarak. Ama sen konuşma. Ben böyle çıkaramazsın diyor. Konuşman da diyorsun ki. Onun üzerine ben senin konuşmanı böyle ters yüze yapmaya çalıştım. Sarı kartı varken ikinci sarı karttan korunma adına hocası böyle bir şey olayı yarattıysa. Ondan aldı abi. Onu, tamam. Tabii onu söylüyorum. Şenol'un düşünce tarzını saygılı olmak lazım. Ama sen abi hocana da böyle posta koyup, heh. Eline kolunu bandajları, ayakkabıları falan yerlere atıp hem hocana saygısızlık hem senin yerine oyuna giren arkadaşına küçümser ve saygısızlık gösterme hakkına sahip değilsin. Abi bir abi bütün karanlık bir dakika dinle beni. Bir dakika dinle. Bir dakika dinle beni. Sen daha Türk futbol tarihinde şu ana kadar Fatih Terim, bak bir şey örnek vereceğim sana. Ben... Bunlar adamına göre hareket ediyorlar. Şenol Güneş dirayetini gösterecek. Ben Şenol Güneş'im diyecek. Baba, seni sen... bundan sonra oynatmam diyecek.
Fatih Terim'e sen bugüne kadar bir tane Fatih Terim'in oyundan çıkardığı futbolcu Fatih Terim'e bu hareketleri yapabildi mi kardeşim? Yapabildi mi? Söyle ya bana bir tane örnek. Yaparsa cezasını çekiyordu Fatih Hoca zamanında. Yapamaz yani ki. Varsa. Yapamaz ki. Ya bunu ne yapamaz bunu ki. Şenol Güneş'e de yapamaz arkadaş. Yaptı işte. Bak, niye sen hocanı korumuyorsun bak, da futbolcunu koruyorsun? Sen Beşiktaş. Şey bak sen önce hiyerarşide önce hocanı koruyacaksın Beşiktaşlıysan. Bak. Çünkü hocan orayı yönetiyor. Direksiyon hocanda. Kuerejma çıkarken bu hareketleri yapamaz arkadaş. Koruma Kuerejma'yı. Sen Beşiktaş'ı bölemezsin. Önce zaten bir Tolga Kızı çıkarttınız. Efendim? Tolga'yı yerden yere vurdu bu. Ben hiç Tolga'yı yerden yere vurdu. Bu medya var ya bu medya. Evet. Önce en zayıf yer neresiydi biliyorsun evet. Beşiktaş'ı vuracakları. Evet. En zayıf noktada evet. Vurdular Tolga'dan. Tolga 100 küsür tane maç oynadı 2 tane hata yaptı. Sen şimdi bir dakika ben Beşiktaş'ı niye böleyim ya? Böyle ne hatalar yapıyor? Ben Beşiktaş'ı niye böleyim? Bana var niye bölmeye çalışıyorsun? Sen bölüyorsun esas Beşiktaş'ı. Arkadaş sonra ne oldu? Sen bölüyorsun. Sonra gitti Gökhan Töre sarıldı, öpüştü, Koyanışma'yla gülüştüler. Tamam. Çocuk normale evet. Döndü. Kim döndü? Ne abartıyorsun? Arkadaşım. Yok bunu kulağından tutarım. Arkadaşım. Yok ben dedim. Abart. Yok kadro dışı bırakırım. Bir dakika arkadaşım. Yok çıksın. Bunu yok gitsin. Sen futbolcuyu koruma. Sen eğer iyi bir Beşiktaşlıysan evet, korurum. Önce teknik direktörü koruyacaksın. Futbolcunun burada art niyeti yok. Ben Koyanışma'nın psikoloğa gitsinler kardeşim. Psikoloğa gitsinler. Sen de bir sürü psikoloğa gidecek oyuncu var. Evladım bak bir takımda takımdaş olabilmek için anladın mı? Arkadaş olacak. İyi arkadaş olacaksın. Tamam, Gökmen bu abi. Şekilde bak bu şekilde tavırlar arkadaşlığı bozuyor. Ama Avrupa'da baktığın zaman Avrupa'da sistem var. Sistem içinde ne olursa olsun yapamazsın. Anladın mı? Hemen kafanı ezerler. Burada öyle değil. Biraz bizde daha duygusal olarak falan bakılır. Bugün Olcay Şahan aynı durumda Kuarizma içeri girerken Olcay Şahan dışarı çıkacak. Bütün arkadaşları geliyor yanına sarılmaya çalışıyorlar. Ellerine vuruyor falan. Tabii ya. Şimdi o anda Kuarizma ne düşünür? Ya ben onun yerine hoca beni sokuyor. Bak yaptığı hareketlere bak. Bütün kamuoyu önünde televizyon veriyor. Milyonlarca insan seyrediyor falan. Ne yapar abi? Bütün bunları bütün takım içinde yapıldığını düşün. Sen kötü, takımı kontrol edebilir misin? Edemez. Edemezsin. Kötü zaten düşünüyorum. Bak şöyle bir şey var. Siz görmüşsünüz pozisyonu. Tam Kuarizma geldiği zaman Şenol Güneş böyle. Kuarizma şöyle geliyor. Şenol Güneş şöyle bak. Gözlüğü çıkartma göstermiş. Şöyle bakıyor bak. Ne yapacak falan diye bak. Şöyle bakıyor bak. Ya çapraz. Ama hocaya bir hareket Çağınoz yapma. Çağınoz gibi bakıyor böyle. Ne? Hocaya bir hareket yapma. Kime yaptı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kime yaptı? Bu hareketi hocaya gidip de. Kime? Şey mi? Portekiz'deki tezi ya, söyle. Ya Van Nistelrooy gibi yaptı bak, mı? Ne? Van Nistelrooy ne şey. Ne yaptı Van Nistelrooy? Van Persie gibi. Elini uzattı Pereira. Elini çekti gitti. Peki, tamam onu da yaptı. Tamam. Peki, nasıl affi? Hani ne oldu? O anda Şenol Güneş. Fener'de kapandı gitti konu. Oğlum o anda Şenol Güneş gelip de Kuarizma'ya elini falan uzatsa ne olacak? Aynı şey olacak. Yapacak. Aynen. Ama orada olmadı. Ama orada oldu. Uzatmadı. Uzatmadı işte. Şenol Güneş orada tecrübesini kullandı bence. Akıllı iş yaptı yani. Akıllı iş değil. Şenol'un burada hiç kabahati yok kardeşim. Şenol bir karar verdi ve doğru karar verdi. İkinci sarı karttan kırmızı yese 10 kişi kalacak Beşiktaş. Takımı adına, koruma adına teknik direktörlük vasıflarını kullandı, oyundan aldı, başka arkadaşını soktu. Hem Kuarizma'ya iyilik yaptı, hem takıma iyilik yaptı. Kuarizma'nın yapmış olduğu teknik direktörüne karşı hareketi tasvip edilmiyor. Sen ediyor musun? Ya ben onu art niyet aramıyorum ki yani abi işte. Ben art niyet mi arıyorum? Sen alamıyorsun. Biz arayanlar var ama. Hayır, var. Kırmızı kravatlı arkadaş. Kırmızıyla bordo. Sen renk, bordo işte, sen renk görürsün herhalde. Bordo ile kırmızı karıştırır. Bir dakika bir şey diyeceğim sana. Müsaadeler misin? Buyur abi. Şimdi ay baba buyur çok abi. Özür diliyorum Ziya abi. Konuş Engin Gökmen abi. Sayın Ugan. Buyur. O hareketlerin sonunda Kuarizma niçin böyle yaptı? Geldiği günden beri ilk 11'de başladığı futbolun en iyisini Kuarizma bu akşam Konya maçında ilk 45 dakika gösterdi. Fazla pozisyon bulamayan Beşiktaş kalabalık bir defans oyuna çıkan Fenerbahçe maçında daha çok geriye dönük oynayan Aykut'un takımı, Aykut Hoca'nın takımı bu hafta biraz daha öne çıktı. Önde Holmen'le biraz daha forvette kalabalık görünmesine rağmen bugün o defansı tek bozan adam bireysel hareketlerinden, harika hareketlerinden yaptığı nefis bir hareket. Sağdan çalımın kamera beni seyredebiliyor musun? Görebiliyor musun? Göremiyorsun. Böyle geliyor. Nefis bir gitti, topu çekti. Ben de çok yaparım bunu. Ayağa doğru geldi. Ondan sonra da şu hareket yaptı. Ayağa doğru geldi. Harika bir hareket yaptı. Ama Gomez'den birleşemedi. Kameraman, şimdi abi görmedi. Ayağını şurada görmedi. Görmedi. Arkadaşlar şimdi ayak hareketi şöyle yap. Burada. Abi şu hareket bak. Şöyle çekiyor topu. Bunu ben de yapardım. Bir top aslında alsak. Nefis bir çalım çekiyor.
ve birleşik hareket. Ziya abi, çok oyunu gibi birleşik oldu, hareketin sonunda bu hareketi artık ikinci hareketi yapmıyor ve şu hareketi koyuyor 30 metre. Ama bu çayda çıra gibi oldu. Fakat Gomez'den buluşturamıyor. Şimdi niçin bunu yapıyor? Biraz neşeli olacağım bu akşam da, evet, ilerleyen saatte dakikalarda söyleyeceğim. Biraz neşeli, keyfimiz kaçık. Sebebine gelince Trabzon ailesinden sevgili İsmail Hacı Osman, Hacı Süleymanoğlu kaybettik. Bütün gelenlere, bakanlara, sevgili onursal başkanımız Çelek gönderdi. Bütün başkanlara, gelenlere teşekkür ediyoruz. Trabzonspor için muhteşem bir insandı. Çok faydaları oldu. Kimse bilmez. Gizli kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Trabzonspor camiasında başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin Sayın Hacı Süleymanoğlu ailesine. Şimdi geliyorum şu hareketlere. Kuarizm oyundan çıkarken dakika 54 sarı kart gördün. Şenol Güneş'in artıları. 54. dakikada sarı kart görüyorsun. Sarı kart gören oyuncunun kırmızı kart görmesi var. Bir de sinirli bir oyuncusun. Çok da iyi oynuyorsun. Gol de atamıyorsun. Beşik o 2-0'dan sonra Şenol Güneş kartı gördü. 2-0 yaptı, maçı aldı. Arkadaşlar dedi, ben bu maçta 3 puan aldım. Fenerbahçe yarın 30-0'da yense biz lider biziz. Biz Trabzonspor ailesiyiz. Lider biziz. Onun nasıl Fenerbahçe istese yarın 40-0 yensin. İlk yarıyı lider bitirdi Beşiktaş. Bu önemliydi. Quaresma'nın çıkışında oynamış olduğu bu iyi futbolun sonucunda yapmış olduğu hareketler korkunç derecede profesyonel futbolcuların yapmış olduğu hareketler. İyi futbolcu antrenörü takmaz. Yıldız oyuncu antrenörü takmaz. Sen diyorsun ya Fatih Terim. Fatih Terim'le bir anda bunları yaşadı. Milli takım. Siz diyorsunuz ya Fatih Terim'i yapabilir misin? Orada yaptılar. Yapın. Kim yaptı Fatih Terim'i? Herkes yapar. Yapmadı. Yıldız oyuncu. Bir örnek göster. Çok affedersin. Örnek vardır. Bakarsın. Bir dakika, karşılıklı konuşalım. Sakin ol ya. Bir dakika. Bir şey ben bitireyim, sen konuş. Ben sana cevap veririm. Öyle bitirmeyle olmaz ki. Yine konuşalım. O zaman sen. Ben Yıldız oyuncu. Özer. Bir şey söylüyorsun. Ben de sana diyorum ki. Fatih Terim'e de yapıldı. Milan'da yaptılar. İtalya'da yaptılar. Kim yaptı? Fiorentina'nın başkanı yaptı. Başkanı bırak. Başkanın ne alakası var? Futbolcu diyorum ben sana. Futbolcu da yapar. Evet. Yapmadı. Yapar diyorsun da söyle bir tane örnek diyorsun. Yıldız oyuncu. Yapamaz. Eğer iyi oynuyorsa. Yapamaz. Çok iyi oynuyorsa antrenör dinlemez. Allah yıldız Allah. Yıldız oyuncu yıldızdır. Olur mu öyle yıldız şimdi? Yıldız oyuncu. Sen antrenör olarak nasıl böyle bir şey söylüyorsun ya? Sevgili kardeşim. Sen antrenörsün. Quaresma'nın yaptığını. Bir dakika Engin abicim. Abicim ben sakin ol. Abi bir dakika sakin ol. Karşılıklı konuşalım. Sen uzatmadan konuşalım. Take it easy. Diyorum ki sana. Sen antrenör değil misin? Evet. Sen şimdi bir antrenör olarak kendin antrenörsün diyorsun ki burada bir futbolcu antrenörü takmaz diyorsun. Olur mu öyle? Sen bir antrenör olarak böyle bir şey nasıl söylersin? Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu. Teknik direktör yıldız değil mi? Abi bir dakika. Teknik direktör yıldız değil mi? Aynı şey. Bak, niye aynı şey ya? Özer'e yıldız oyuncu. Evet. İyi oynadığı zaman antrenör takmaz. Yaptığı yanlış. Yaptığı nasıl yanlış. Nasıl takmaz seni ya? Böyle şöyle yapıyor. Olur mu? Sevgili takmaz diye takmaz abi. Olmaz. Yıldız oyuncu antrenör takmaz. Ne? Bir daha öğren abi bunu. Biz senede 4 kulüp değiştik. Ne senede değiştik? 4 kulüp. Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Diyarbakır, Kozbol. Senede 5 kulüp değişti. Takmadım abi. Takmadığım için futbol hayatım 24 yaşında bitti. İşte kendi söylüyorsun. Öyle şey mi oluyor? Şimdi sen beni dinliyor musun? Takmazsan takmazsındır abi. He. Şimdi yaptığı yanlış. Nasıl evet. Yanlış? Girdiği arkadaşına sana katılıyorum. Tamam. Olcay'a büyük yanlış. Ziya abiye de katılıyorum. Evet. Gökmen abiye de katılıyorum. Tamam. Sizin yaptıklarınız da doğru. Ziya abi de doğru söylüyor. Evet. Sen de doğru, çok sen doğru. Sen Kuvarecmi'yi savunuyor musun? Abi yap bak. Niçin yaptı anlatıyorum niçin sana. Niçin yaptı? Harika bak abi. 5 dakikadır anlatıyorum. Tamam, evet. Harika oynuyor. Sen yalnız şeyi yanılıyorsun. Bak çıktığı ana yanıldı. Çıktığı ana yanıldı. 2-0'da çıkmadı. 1-0'da çıktı. Abi 2-0. Hayır. Abi bak abi bak. Oktay Şahan. Hayır hayır yanılıyorsun. Kuyarajma 1-0'da çıktı. 1-0 pardon. 1-0. Bir dakika o zaman maçı sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Maçı garantiye aldım. Dinle beni. Bir dakika dinle beni. Şimdi Kuyarajma 1-0'dı. Kuyarajma'yı Şenol Güneş oyundan çıkardı. Kim girdi yerine konuşalım. Olcay Şahan. Olcay Şahan girdi. Olcay Şahan oyuna girdi. Olcay Şahan asist yaptı. Ve evet ilk topta asist yaptı ve golü attırdı. Demek Şenol Güneş haklı bir karar vermiş. Aldığı adam tak diye oyunu değiştirdi. Bu kadar basit. Yani Kuyarajma çıkınca Beşiktaş kötüye gitmedi ki. Daha iyi oldu Beşiktaş. Olcay Şahan girdi asist yaptırdı. Özer'e evet. Bak şimdi bir maç 0-0 giderken atılan ilk golde karşılıklı ataklarda bu boks maçına benzer. Tamam. Kroşo yedin mi gittin abi. Evet. O golü 1-0 yedin mi abi? Evet. Bunun dışarı bak şimdi kartın var. Bir de sinirli bir oyuncusun. Sen şimdi Şenol Güneş'sin ben Kuyarajma. Evet. Ben kart aldım. 1-0 galibiz. Maçı kurtardık. 3 puanı kurtardık. Skora eşitledik. Tamam. 30 tane pozisyona girersin. Atamazsın. Ama 1-0 yaptık. Biz işi yıktık. Artık sen, ben bir de kart görmüşüm. Evet. Sen de Şenol Güneş'sin. Evet. Beni oyundan alıyorsun. Ben çok iyi oynuyorum. Sen hoca olarak haklısın. Evet. Kafana göre. Ben de oyuncu olarak haklıyım. Çıkarken yaptıkları hareket Olcay'a yaptı. Sen oyuncu yanlış. Olarak haklı değilsin. Haklı değil abi. Sen oyuncu olarak haklı tamam değilsin. Tamam Ziya abi. Sen öyle diyorsun. İstediğin kadar yıldız ol. Tamam. İstersen dünyanın en büyük futbolcusu ol. Tamam abi. Teknik direktörün, tabii Türkiye'ye senin düşünce tarzına saygı duyuyorum ama benim mantığıma ters. Her teknik adam
en şöhretli futbolcuyu kemende atar alır kardeşim. Almıştır da Ziya abi. Alır, her zaman alır. Alır. Ama yaptığı sana katılıyorum, Özer'e de katılıyorum. Olcay'a yapmış olduğu takım arkadaşlarına karşı geliyor, işte evet, atıyor işte, tamam abi, ayakkabılarını çıkarıyor, atıyor, evet, onu atıyor, bunu. Evet. Yani bir sinirsel sinir geçiriyor. Burada yaptıkları yanlış, hocasına da saygısız, taraftarına da saygısız. Bir şey sana. Ama bunun yapmasının sebeplerini sana bir şey anlattım tamam. Sana. Bir şey diyeceğim. Buyur. Kulübeyi terk etti mi, etmedi mi? Hepinize sordum. Hayır, kulübeyi terk et. Keşke etseydi. Yok. Neden çok etseydi? Çok ağır abi. Bir neden etseydi? Gitti kulübeye oturdum. Bir dakika Şevgili bak, kardeşim. Beşiktaş terbiyesi. Sevgi hangi Beşiktaş terbiyesi? Bırak böyle ukalalı ukalalı. Beşiktaş laflar. Terbiyesi abi. Ne terbiyesi futbolcu ya? Futbolcu terbiyesi. Her futbolcu geliyor orada oturuyor. Hangi terbiyede? Hayır, hiç, bak bir şey söyleyeceğim. Abi, hangisi terk etti? Bu kadar sinirli olan. Evet. Kulübede böyle, oturur mu? Bir dakika. Bence soyunma odasına gitse bu olayların hiçbirisi gündeme oturmaz. Yok abi. Çünkü görüntü veriyorsun. O görüntü verdi mi? Ayrıca Ziya abiye katıl. Doğru söylüyor. Bırak ya. Çıkmıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer takımı düşünüyorsa ben bu adımı değiştiririm. Kendinden başka bir şey düşünmüyor. Kendi egolarını teslim oldu. Arkadaşına da terbiyesizlik yaptı. Hocasına da terbiyesizlik yaptı. Beşiktaş taraftarına da terbiyesizlik yaptı. Eğer bir futbolcu sarı kart aldıysa ve asabi hareketlerle kırmızıya yaslayacaksa bunun teknik adam tarafından oyundan alınması kadar doğru bir şey olamaz. Sen kimsin ya? Tersini düşün. Doğru böyle çıkart, abi. Onu at, bunu at. Futbolcuya hakaret edersin. Tersini düşün Ziya abi. Getir, Ziya abi. At. Yok öyle bir dünya. Diyelim ki atıldı. 54'te kart gördü. Ay baba Ziya abi doğru söyle. 55'te kart gördü. Hayır kardeşim. Gördü. Ne olacak abi? Zaten bir şey kart söyleyeyim. Kart görse demeyecekmiş ama bunu niye dışarı almıyorsun? Sevgili kardeşim. Buyur abi. Eskiden, şimdi bilmiyorum prosedürün ne olur. Oyundan atılan futbolcu direkt soyunma odasına gitmek zorundaydı. Atılan. Atılan. He. Oyundan alınan. Alınan. Oyundan yoksun artık. Bittin. Oyundan alınan, atılan kim olursa olsun soyunma odasına giderdi. Ne işin var? Yedek kulübesinde görev alacak bir futbolcu pozisyonunu kaybetmişsin. Niye orada oturuyorsun? Git soyunma odasına. Üzüldü belki abi. Ne üzüldüsü ya? Üzülen adam onu yapar mı? Ziya abi şu arkadaki resme bakın ya. Şu arkadaki resme bak arkadaş. Neye ne bakayım? Hayır, ben gördüm zaten. Hayır onu demiyorum yani seyircilere diyorum. Arkadaki resme bakın. Arkadaki resim. Şimdi arkadaş ne bu var? Şenol Güneş yarın öbür gün başka futbolcuyu da oyundan çıkarmayacak mı? Çıkaracak. Her çıkardığı futbolcu bu hareketi yaptığı zaman buna şimdi tedbir almazsa Şenol Güneş 3 gün sonra bir daha başka bir futbolcu yapacak. Teknik direktör hiçbir karizması kalmaz arkadaş. Şenol Güneş'in duruşunu görüyor musun? Ne yapıyor? Karizma dolu. Ya kardeşim. Komutan gibi durmuş adam böyle yapmış. Bravo. Komutan bakın gibi durmuş. Hiç muhatap olmuyor. Aferin. Evet. Öbürü gibi değil, elini sıkmıyor. Kim rahat öbürü kim ya? Başkent. Alır alır. Kim öbürü ya? Özer'e. Neyse Özer'e çok Özer'e bak Özer'e bir dakika. Ziya abi bak özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Komutan. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir teknik direktör bunu yaşar. Futbolda yüksek tansiyon yüksek. Tamam, oyuncu oyundan çıkmış yüksek. Adrenalin futbolcu adrenalin yüksek. Bunu yaşar. Şimdi Şenol Güneş'in şu duruşunu da 10 numara diyorum ben. Niçin? 10 numarayı bırakalım. Evet. 10 numarada kalsın. Şimdi bir hakemimiz var Gökmen abi. Yönetim bir hakem bağlayacağız Güneş'in. Gökmen abi. Yaklaşık 5 dakikadır bekliyor. Ben siz tamam, bir susarsınız diye bekliyorum ama hararetli tamam. Tartışıyorsunuz. Ya da telefon bağlamayalım. Serbest vuruş yorumcuları konuşsun. Beni zor durumda bırakmayalım. Oraya görmesin. Merhaba sevgili Mutlu Çelik. Mutlu Hocam geldi. Mutlu Çelik beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Merhaba Cümleten. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili Mutlu Çelik, özellikle Beşiktaş karşılaşmasından başlayalım. Beşiktaş'ın ilk golü için offside itirazlarında bulunanlar var. İddiasında bulunanlar var. Sizce? Ya şimdi hocam doğrudur o pozisyonda ama 4-5 santim için offside tartışması yapılmaması gerek. Yani o kadar çok şey ki, çok mesafe çok dar ki. 7 santim, en fazla 7 santim bir fark var. 7 santimi de konuşmanın bir anlamı yok. Maçta Serkançıların başka yönetimsel eleştirilecek bir yanı var mıydı? Şimdi hocam, verdiği vermedi sarı kartlar vardı birkaç tane. Ama 4-0'dan sonra da hakem konuşmamızı yakışık almayacak burada. Peki, o zaman belki serbest vuruş yorumcularından sorusu olan vardır pozisyonlarla ilgili. Şimdi hocam ben geçen hafta ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bizim bir kanayan yaramız var. 5. ve 6. hakemler. Bugün Kayseri maçında gene Musra topu koluyla tuttu ceza alanı dışında. Tam önlerinde oluyor. Bunlara müdahale etmiyorlar. Şimdi hocam 5. ve 6. hakemlerin çok acil kaldırılması lazım bizim ülkemizden. Neden? Nedenine gelince. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde FIFA hakemleri gidiyor
5. ve 6. hakemlerde. Bizde bu kadar FIFA ve Süper Lig hakemi olmadığı için bir alt klasmandan, B'den, C'den buradan yardımcı hakemleri alıp burada 5. ve 6. hakem yapıyorlar. Şimdi bunlar, bu kardeşlerimiz korkuyorlar öbür Cüneyt Çakır'dan, Fırat'tan, Serkan'dan, ondan bundan. Geçen hafta benim eleştirdiğim, maçası yok dediğim bizim Muğla bölgesi hakemiymiş. Ben onun olduğunu dahi bilmiyordum. Sayın Ali Zağlı, dernek başkanı. Şimdi bu kardeşimiz bana küsmüş. Şimdi ben bunu hakem yaptım. Ben bunu klasmana çıkardım. Ben bunu Süper Lig'de hakem yaptım. Ben elinden tuttum bunun. Garibanın biriydi. Şimdi Marmaris'e cuma günü akşamı dernek gecesi yaptılar. Bana kızdı diye benim kulübümü, iki tane amatör kulübü yemeğe davet etmedi hocam. Şahsi kinlerine döndürdüler bu işleri. Bu şekilde insanların, hakem camiasının çok acil uzaklaştırılmaları lazım. Uzaklaştırılmaları lazım. Tamam. Evet hocam. Murat Özer. Mutlu hocam. Tabii sorularınızı alabilirim hocam. Hocam nasılsın Murat Özer'i? Sağ ol hocam, siz nasılsınız? İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol hocam. Hocam şimdi ilk lafa girdiğinizde sizin tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Eski hakemsiniz. Mustera topu tuttu dediniz ya hocam. Ben bu konuda hocam bilmiyorum, kendi fikrim. Mustera'nın orada ben topu tutmadım. Mustera orada dengesini kaybetti hocam. Bana göre dengesini kaybetti. Topun üstüne. Bir de hocam bir şey söyleyeceğim. Bu futbolcuların ellerini ne yapacağız? Yani ben şunu anlamıyorum. Şimdi hani bu adamların elleri var. Allah iki tane el vermiş. Şimdi bu elleri durup dururken bu elleri bir yere koyamazlar ki. Bu elleri bir şekilde kullanmaları lazım. Şimdi bu Mustera orada dengesini kaybetti. Topun üzerine düştü. Topun üzerine düştüğü anda da eli bilmeyerek pat diye topa değdi. Başka çare. Şimdi şöyle düşemez ki hocam adam. Mesela şimdi kaleci tam topun üstüne düşerken ellerini böyle mi yapacak, düşecek hocam? Veya ellerini kulağına mı sokacak, burnuna mı sokacak? Bu ellerini ne yapacak bu insanlar yani? Bu futbolcular. Yani hocam ama uzak top, Ziya abi uzak tutacak da belli tutma süresi var. Elini ne kadar açar bu adam? Bitti mi Murat hocam? İşte şunu soruyorum hocam. Diyorum ki ben anlatacağım şimdi hocam. Bu elleri ne yapacağız? Buyur hocam. Ben soruyu aldım hocam. Evet. Şimdi hocam Mustera'yı burada dengesini kaybedip düşmüyor. Evet. Bir kaleci ceza alanı içinde topu atlayabilir bu şekilde. Ceza alanı dışında çıktığını fark etmedi galiba bu. Topun üstüne atladı hocam. Sağ eliyle de bilerek oynadı sağ eliyle. Sol eline sonradan bilmeden değdi. Sağ eliyle ceza alan dışına çıktığının farkına varmadı bu kardeşimiz. Evet. Sağ eliyle bilerek oynadı. Bu benim görüşüm. Peki hocam dengesini, dengesini kaybetti dediniz ya hocam. Ha ben dengesini kaybetti demedim hocam. Hayır. Topun üstüne atladı diyorum. Şey. Ha siz farz et mi dediniz ha? Dengesini kaybetti diye bir laf duydum size. Yok fark et. Farz et dediniz. Ceza alan dışına. Yok ben dengesini kaybetti demedim ben hocam. Ben kulaklarıma bir şey oldu bilmiyorum. Herhalde yanlış duydum. Ben öyle söyledim. He. Hocam ben de diyorum hocam, ki. Hocam dengesini, pozisyonda dengesi kaybetmek de kesinlikle var yani. Bunu da kabul edebilirsin. Arkadan müdahale var Mustera'ya. Hocam dengesini yani, de kaybedebilir yani, hocam. Adam bilerek düşmedi. Bana göre bilerek eliyle oynadı. Sevgili hocam. Sizin bana soru sordunuz, ben size cevap veriyorum. Hayır, sizin görüşünüze saygı duyuyoruz. Sevgili hocam. Ben de size. Özer'in anlattığı hocam, gibi. Yoksa bağlanmam yoksa. Sevgili hocam. Özer'in anlattığı gibi diyor ki kaleci böyle düşmez. Dengesini kaleci kaybediyor. Dengesiz dengesini kaybediyor arkadan diyorum. Müdahale var. Tek başına değil Mustera. Evet, evet. Bileşik harekette evet. Geliyorlar. Evet. Mustera yetelim. Şimdi şeyelim şu top. Düşerken bu topa elini çarpıyor. Bu da böyle, hatta bu top gitti geliyor ikisinin arasında. Çok aniden. Misal itelim. Yani ben buradaki harekete diyorum ki hocam ters tarafta olsaydı, Kayseri'de olsaydı bu pozisyon, buna sarı kart vermesi lazım olan hakemin, sarı kart pas geçiyor bunu. Yani takım rakip Galatasaray. Ben size şunu net sormak istiyorum. Rakip Galatasaray değil de Kayseri Spor olsaydı kaleci, karar ne olurdu sevgili hocam? Şimdi hocam ben bunu geçen hafta zaten size söyledim. Geçen haftaki yayında da ben aynısını dedim. Bakın yıllardır aynı şeyi söylüyorum ben. Varsa yoksa sadece üç büyükler hocam. Sayın Sadri Ugan'ın bir programında katıldığım program bana aynı soruyu sordular dedim. Geçen hafta da anlattım. Reyting dediler. Üç büyüklerde reyting var. Hocam hakem de aptal değil ki. Ya bu ya bütün hakemlerde reytingden yana hocam. Neden Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray maçlarına çıkmasınlar? Neden karşılarına bunları düşman alsınlar? Kayseri'yi kim konuşuyor hocam? Kasımpaşa'yı kim konuşuyor? Kim konuşuyor hocam? Bir söyleyin. Kaç saniye konuşuyorsunuz hocam? Bir bunlara bakın önce. Ondan sonra bu kararları verelim. Şimdi hocam bir de bu maçta da bakın gene tam size çok güzel bir örnek vereceğim. Sayın Selçuk kardeşimiz de Tarık kardeşimiz
Devamlı kendilerini yere attılar hocam, devamlı. Aynen, ve Barış Şimşek'e yakışmayan hareketle düdükleri çaldı. Aynen öyle. Bunlar hocam nasıl kendilerini atıyorlar yere böyle foul almadı? Bunlarda gurur yok mu? Utanmıyorlar mı? Bir futbolcu bu kadar çok kendini yere atar mı hocam? Biraz gurur olması lazım bu insanlarda. Sevgili Mutlu, araya girebilir miyim? Kusura bakma. Tabii ya abicim. Şimdi senin futbolcuları bu kadar kötü düşünceye sahip profesyonellik dışı hareketler yaparken senin hakemin de faul veriyor kardeşim. O doğru da aynı suça ortak oluyor. Sana %100 katılıyorum. Her kendini yere bırakana düdük çalarsa bir hakem, o zaman İngiltere'de Avrupa'daki maçları falan idare etmesinler kardeşim. Bizi kandırıyorlar. Ya zaten Ziya abicim bunun acılarını çekiyoruz Avrupa maçlarında. Kendilerine Türkiye'de hakemlerden alışıyorlar. Yurt dışındaki maçlarda da bunun acılarını çekiyoruz Ziya abicim. Bunlarda gurur yok hocam, gurur yok. Gururlu insan yere atmaz kendisini. Utanır ya bir futbolcu düşmekten, utanır. Beni rakibim düşürdüğü zaman ben utanıyordum, ağlıyordum ya. Ya bunlar emek hırsızı sevgili Mutlu Çelik. Emek hırsızı bunlar. Ya cebinden para çalmışsın, ha bu şekilde avantaj sağlamış. Benim için fark etmiyor. Hocam bunlar da fark etmiyor. Utanma yani, duygusu kalmamış Türkmen abi. Bir de şu var şimdi, biz devamlı hakemlere dalıyoruz ediyoruz tabii. Bütün hakem, eski hakemler de işte futbolcular şunlar bunlar. Devamlı hakemlere dalıyoruz da. Ama futbolculara sahada içine düşünsene ya. Tribünde sahanın içine kaç tane provokatör var sevgili kardeşim? Hocam çok. Ha? Ya hepsi bizi tatmak için uğraşıyor. Ha, aynen 22 tane provokatör var. Düşünsene bir hakem, iki hakem, üç hakem oldu, beş hakem yaptılar. Bir de kenarda 6 hakem buna bile yetişemiyorlar. Düşün yani iş alakası diye bir şey kalmadı ya futbolda. Ayıptır ya. Ben senelerdir söylüyorum, tepki alıyorum ya. Nasıl iştir bu? Hocam burada bir ara, bizim bir şey, Burak Trabzon'daydı. Emek hırsızı falan dedik. Demediklerini bırakmadılar yöneticileri falan bize buraya. Peki, olacak şey değil ya. Hocam bir şey sorabilir miyim? İyi akşamlar Adnan Ay Baba. Şimdi sevgili buyur, hocam. O Mustafa yorumunuzda bir katılıyorum orada. Doğru söylüyorsunuz. İki bir şey soracağım. Şimdi burada direkt kırmızı kart doğru mu? Hayır sarı. Bir dakika hocam. Mustafa var mı? Hayır. Hocam olur mu? Tamam. Var, boş şansım var burada. Şimdi bana buradan mesajları direkt kırmızı kart diyorlar da onun için diyorum hocam. Kim diyor hocam onu? Hocam mesajlar geliyor, onu aydınlatmak açısından insanlara size soruyorum ben şimdi, öyle düşünüyorum. Ya hocam her, bakın kaleci her ceza alan dışında topu koluyla eliyle oynarsa, bilerek bile oynarsa, bariz gol şansı yoksa zaten atamazsın. Sadece sarı kart gösterebilirsin eğer bilerek oynuyorsa. Şimdi benim orada bilerek oynadı. Baba gol şansı. Sadece ister verebilirsin hocam. Kırmızı kart olmaz. Sarı kart verebilirsin. Çünkü kaleden çok uzakta pozisyon. Tamam bunu sorun. Sarı kartsa neden bir yarım saattir tartışıyoruz? Ben onu anlamadım. Ben şimdi bir daha işte. Olacak şey değil yani. Yani o tamam abi yani. Foul verir, sarı kartını verir eder yani. Ben de oraya geliyorum şimdi. Kaleden çok uzakta hocam pozisyon. O yüzden kırmızı kart olmaz kesinlikle. Tamam işte hocam bu önemli. Ama ya 15 dakikadır Muslera tartışılıyor ya. Bir sarı kart, kırmızı kart olur. Anladım 0-0 biter pozisyon. Bravo doğru. İcabı rakip takım galip gelebilir. Odur budur neyse yani. Avantajlı duruma geldi o da yok. Sarı kart. Yok onda, yok hocam. Onda 15 dakikadır neden Muslera konuşuyoruz? Burada Galatasaray'ı konuşmak lazım. Galatasaray bugün tarihi farktan kurtuldu ya. Tarihi farktan ya. Tarihi farktan. Hayır abi onu biz kendimiz bu hakemlerle konuşuyoruz. Hakemlerle komisyonları değerlendiriyoruz. Mutlu Hoca'ya çıkıyorum yani. Gidip de yani sarı kartlık bir olayı. Daha ne çok sarı kartlar falan var. Onları tartışmıyor. Tamam da. Muslera yüzü koydu. Yine kurcalıyor yine. Kurcalıyor. Bir şeyler kurcalıyor. Onun için soruyor. Ya yok yok kırmızı ben olmaz kesin Murat'cığım kesinlikle kırmızı olmaz. Yok yok Adnan Aybaba hocam sana telefonlar gelmiş de kırmızı kart görmesi ya, lazımmış bir şeyler kurcalıyor. Onu da şöyle değerlendirin. Şimdi bazen soruyorlar Adnan Aybaba da bu soruları soranlara da bir anlamda cevap verme şansını verdi. Soranlar demek ki beyzboldan anlıyorlar futboldan anlayan. Arkadaşım sana iki tane adam telefon etti diyorsun kırmızı kartta bunun ne alakası var? İki tane sana mesaj yollayan adam beyzbolcu mu? Nereden Mustafa hoca demedim ince ince doğruyorlar diye. Onun için ben de sorayım dedim. Kimi doğruyorlar? Mustafa dedi ya ince ince doğrama oluyor tamam, burada dedi da, ya zaten Gökmen abi ben de bunun için sorayım dedim. Ne çok önemli bir şey yok ki sen nerede? Hayır ki, atıldı genel diyor. İki tane telefon gelmiş atılması lazımmış. Sana ya, telefon Allah edenler herhalde uzayda yaşıyorlar. Arkadaş atar mı atmaz mı hocam onu sorduk. Ne dedik ya? Bir dakika şuna bir aydınlık getirelim. Sevgili hocam Engin Çınar hocam dışarıdaki pozisyonda. Buyur Engin abicim. Hocam şimdi şuna bir aydınlık getir. 18'in dışındaki bir pozisyonda kaleci kasıtlı oynarsa, gol pozisyonu olsa da olmasa da kasıtlı oynadığı için kırmızı kart görür diye düşünüyorum. Sen buna bir aydınlık getir. Görmez. Bilerek yapmadığı şimdi için hocam, sarı kart. Bakın, ama şimdi taraftarları ikiye böldük. Buna bir net bir cevap ver sevgili hocam.
Bak şimdi Engin abicim, kasıt olayı kalktı. Kasıtlı topu ya kasıt olayı kalktı. Ceza alanı dışında bariz gol şansını bilerek dışarı çıkıp da kolunla ellersen, oynarsan, rakibi gol atmasını engellersen, rakibinin önünden topu kolunla elinle çelersen, burada bariz gol şansı varsa kırmızı kartla ya ihraç olur bu. Nasıl bir futbolcu rakibini bariz gol şansından düşürüyorsa, kalecinin de koluyla topu birinci hamlede tutma hakkı var. Ama ceza alanı dışında değil, ceza alanı içinde. Rakibine topa dokunamadan rakibini tutuyorsa, çelebiliyorsa, topun yönü de burada çok önemli. Bariz gol şansı olmaz o zaman, sarı kartla cezalandırılır. Her ceza alanı dışında koluyla, topu, eliyle oynaması sarı kartı gerektirir. Ama bilerek oynuyorsa, kasıtlı değil bakın, bilerek oynuyorsa, bilmeden oynayabilir. Biraz Murat Hocam'ın biraz önce dediği gibi, kolun doğal haliyle ya oynayabilir. Orada bazen düdük dahi çalmazsınız. Buradaki pozisyonda düdük çalmak zorundaydı Hakan. Bana göre sağ eliyle düşerken bilerek eliyle önüne çekti topu. Burada kırmızı kart yok ama. Verilebilecek en ağır ceza ihtar ve sarı karttır. Bilemiyorum, aydınlatabildim mi? Hocam, biz de teknik direktörüz. Teşekkür ediyorum. Ya. Hocam bir daha sormak istiyorum sana. Bir ayağa kalkayım ben, çok affedersin. Şimdi buyur hocam. Kamuoyu bunu merak ediyor. Şimdi şu çizgi hocam 18'in dışı, doğru mu hocam? Ceza alanı dışı hocam. Ceza alanı. Şu çizgi ceza sahası çizgisi. Ben kaleciyim. Evet. Hani rakip geliyor. Ben böyle şov yapayım diye 18'in dışına çıkıyorum. Plonjon yapıp top tutuyorum hocam. Kasıtlı olarak. Bunun kararı ne hocam? Dışarıda mı tutuyor? Bak 18'in dışında uçarak tutuyorum hocam bilerek. Bak şimdi hocam. Topun evet, yönü nerede? Anlatır mısın hocam? Topu vuran rakip mi? Evet, kasıt efendim. Bak rakip. Şimdi hocam. İki soru soruyorum madem. Sen anlatıyorsun ama evet. Ben anladıklarımızı daha iyi insanlar anlasın diye iki soru soruyorum. Bu topu kaleci tuttuğu an evet. Ceza alanı dışında. Evet. Rakip oyuncu, forvet oyuncu mu kaleye doğru vuruyor topu? Ya herhangi yoksa kaleciye böyle fıngır mıngır gelen bir geri pası mı? Hocam diyelim ki Sabri lamburlum bir top hocam. Gol pozisyonu olmayan bir top. Sabri'de top. Ben de kafama göre takılıyorum. 18'in dışında uçuyorum. Topu bloko yapıp tutuyorum. Kafama göre takılıyorum. Hoca sonuç anlatıyor. Hoca işte. Diyor ki bariz gol şansı varsa diyor kırmızı. Yoksa diyor sarı diyor. Bir evet hocam bu doğru mu hocam? Bak şimdi Engin abicim. Evet. Sabri Bey de doğrusunu anlattı. Bariz gol şansı varsa kırmızı hocam. İsterse fıngır mıngır değil. İsterse karınca gibi gitsin. Bariz gol şansını arayacağız burada. Topun kaleye yönünü arayacağız. Topun yönü burada çok önemli. Kaleye uzaklığı, yönü bunlar çok önemli. İstediği kadar cezaların dışında kaleci topu tutabilir. Ama bariz gol şansı rakibine giden topu engelliyorsa, kaleye giden bir topu durduruyorsa buradaki tabii ki kırmızı kartla ihraç edilmesi gerekiyor. Topun yönü ve bariz gol şansı hocam buradaki topun amacı. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler sevgili Mutlu Çelik. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ kolay gelsin. Görüşmek üzere. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan çok önemli açıklamaları var. Onları biraz sonra ekrana getireceğimizi vurgulayalım. Ama şöyle bir maç sonrasına gidelim bakalım. Beşiktaş Torku Konyaspor karşılaşmasının sonrasında arkadaşlarımın tespit ettiği röportajlar ve görüntülerde neler var? Sezona iyi başladık. İlk yarıda. İlk yarının son maçında da. Yılın da son maçında iyi oynadık ve iyi bir sonuçta kapattık. Geriye baktığımız zaman daha çok kazanma hak eden takımdık. Keyifli futbol oynamaya çalıştık. O konuda mutluyuz. İkinci yarı daha akıllı, sabırlı oynadık. Biraz daha akıcı ve hızlı tempolu oynayınca, oyuncularımızın da becerileri ön plana çıkınca sonuç rahat oldu. Bütün oyunculara tebrik ediyorum. Sadece bu oyunla ilgili değil, ilk yarıda. Sezon başından beri iyi oynayan bütün oyuncularımı, teknik heyeti, yönetimi, seyircilere teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük katkı yaptılar. Zannediyorum ki Türkiye Ligi'nde en iyi futbolu oynayan, renk getiren bir takım olarak öne çıktık. Ama 10 puan da kaybettik. Daha fazla puan alabilirdik. Bugün kazandığımız Konya Spor maçının Akhisar maçında bir farkı yok. Orada 2-0 kaybettik. Burada da 4-0 kazandık. Geçen de kullandım. Gökhan'la ilgili benim sorunum yok. Ama sorun olan arkadaşlar benim üzerimden yazı yazıyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Bir yetkilinin, görevli adamın öğrencisi, öğretmenin öğrencisiyle, babanın çocuğuyla sorun olabilir mi? Mümkün değil. Yani, ama bu yazılıp çiziliyor.
Gökhan bizim için önemli bir oyuncu. Bunu da aşmak durumunda kaldım. Olcay önemsiz mi? Kerim önemsiz mi? O da önemli. Yani oynamayan kenarda hoca ona kızdı. Öyle bir şey yok. Yani oyuncumuzla hiçbirinizde sorunumuz yok. Bütün oyuncular bizim oyuncumuz. Oyuncular zaman zaman çocuklar gibiydi, öğrenci gibiydi. Hata yapabilirler. Hatalarını bazen konuşarak, bazen ceza vererek, bazen uzak tutarak, dersler vererek değiştireceğiz, geliştireceğiz. Yani bu böyle bir şey. Futbol her gün öğrenerek yarışılan bir spordur. Yani her şeyi bilerek gidilen bir iş değil. Sahada baktığınızda bugün de maalesef rekorda, yani daha önce de yapıyordu ama çıkmamak istemesini gayet normal karşılıyorum. Ama takımdan ayrı olup düşünmesini doğru bulmuyorum. Seyirciye ben onu korurum. Ama seyirciyle beraber gelirse kimse onu koruyamaz. Özellikle ilk yarı tam istediğimiz gibi giderken son 10 dakikasında ikinci yarıdaki belki sıkıntıların başlangıcı gibi oldu. Sonlandıramadığımız ataklar ve kolay top kayıpları istedikleri ortamı yaratmaya başladı Beşiktaş takımı için. Fakat ilk yarıda özellikle söylemek lazım. Bunlar büyük tehlikelere dönüşmeden, çok rahatsız edici olmadan gitti. İkinci yarı düşüncelerimiz yine özellikle Beşiktaş'ın sahasına doğru takımımızı göndermekti. Aynen de böyle başladık. 5-6 dakika böyle giderken ilk yarının o sonlarındaki biraz evvel tarif ettiğim hatalardan benzeri bir hata bu sefer golle sonuçlandı. Golle sonuçlandıktan sonraki maç aslında tamamen artık Beşiktaş'ın istediği maç haline döndü. Beş mağlubiyetimiz de İstanbul takımlarına karşı oldu bu sezon. 26 puanla bitirdik devreyi. Puan açısından bakıldığı zaman son derece iyi, doyurucu. Ancak 5 İstanbul takımına tabii kaybetmemiz bizim devre arasında en fazla kafamızı yoracağımız konulardan biri olarak gözüküyor. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş Torku Konyaspor karşılaşmasını konuşuyorduk. Aslına bakarsanız Beşiktaş ilk yarıda çok gol pozisyonun net pozisyon bulmadı ama oyun üstünlüğü ilk yarıda da Beşiktaş'ın elindeydi. İkinci yarıda olay tamamen çözüldü. Oyuna sonradan giren futbolcuların hem gol atarak hem asist yaparak katkı yapması da Beşiktaş'ın kadro derinliği anlamında önemli ipuçları verdi. 12 yıl sonra Beşiktaş ilk yarı lider kapattı. Adnan, güzelliklerden de bahsetmeni istiyor Beşiktaş taraftarları çok senden. Çok güzel bir konu belirttin orada. Derinlik, evet. Yani derinlik, fazla da derinlik yani olmuyor. Ama orta saha. Orta saha, evet. Şimdi bak, bir kere geçen sene 34 maça ya da 34 maçlık performansa baktığında Bilic döneminde Oğuzhan bu Oğuzhan değildi. Şimdi maçın yıldızı bana göre şu anda Türkiye'nin yıldızı, hatta Avrupa'da Arda'dan sonra Avrupa'ya çıkıp Türk ülkesini, Türk ulusunu temsil edilebilecek şu andaki tek futbolcu. Yani bunu diğer takımlar lütfen de yanlış anlamasın. Yani ne Selçuk olabilir işte, atıyorum, ne Mehmet Topa olabilir, ne olabilir, ne bu olabilir. Neyse değiştireyim de o konuyu. Bir tek Oğuzhan'dır. Oğuzhan bugün bir yıldızdır. Yıldız oldu. Ve Fatih Hoca da bunu bildiği için özellikle milli takımda da ısrar etti. Allah Fatih Terim'den razı olsun. Şimdi burada baktığımız zaman Beşiktaş gerçekten Türk futboluna bana göre çok önemli bir yıldız kazandırdı. Ama Oğuzhan'ı da elde tutar mı tutamaz mı onu bilemem. Gönlüm keşke ikinci bir Arda gibi olsa da Oğuzhan da İngiltere'ye gitse ya da Almanya'ya gitse ya da İspanya'da iyi oradan bir takıma gitse. Oradan geldi ama mi? Şimdi iyi oldu abi. Yani anlamda söylüyorum. Oradan geldi. Evet, İngiltere'den geldi abi. Şimdi çok iyi durumu. Bunun dışında bir Veli var biliyorsun. Uzun yıllar bir sakatlık geçirdi dönemi. Veli'nin şimdi durumu düzeliyor. İkinci yere yetişiyor. Bir Tolgay var. Ha. Kalede sorun var mı? Zaten normalde sorun var. Burada Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş Hoca hata yapmıştır. Yola çıkarken kaleyi eksik bırakmışlardır. Hataları da budur. Şimdi hem iyilerini söyleyelim hem kötülerini söyleyelim. Alınmasın kimse yani burada. Açık açık konuşalım. Stoper olarak da Beşiktaş'ın devre arasında eğer bulabilirse, bak mesela Galatasaray devre arasında yurt içinden bir transfer gerçekleşti. Daha sonra onu konuşacağız. Beşiktaş da bu anlamda bir oyuncu bulup bir de stoper getirirse Beşiktaş takım üstüne koyar gider. Çünkü neden? Bak şimdi Beşiktaş şampiyon olmadı. Burada çok önemli planlar, taktikler döner ikinci yarı. Fırtınalar eser. Kurt bir başkan var Fenerbahçe'nin başında. Aziz Yıldırım. Beşiktaş şeye gidiyor. Avnakere gidiyor. Cehennem. Beşiktaş karşıya gidiyor. Kadıköy'e gidiyor. Cehennem. Beşiktaş arenaya gidiyor. Ve Beşiktaş'ın stadı yok. Onun için Beşiktaş da ayağını yere bassın. Sadece ve sadece Beşiktaş çok iyi bir futbol oynadı. Hakikaten 41 gol attı. Burada isteyeni özellikle Ziya abi çok tebrik etmiştir. Beğenmiştir. Beşiktaş'ın futbolunu zaman zaman dile getirmiştir. Gökmen abi de olsa hepimiz burada genelde. Ve bunu hak ettiğini de lider olarak belirtti. Ama şampiyon olmadı. Peki. Bakalım şimdi Fikret Orman'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları bize nasıl malzemeler verecek? Vallahi 41 puan
41 kere maşallah diyeyim. Ne diyeyim yani? Çok iyi bir top oynadık. Ligi de lider olarak bitiriyoruz. Allah inşallah kendi stadımızda bunu ligi lider olarak bitirmek, şampiyonluğu yakalamak. Allah inşallah o gün nasip etsin. Bizim rakiplerimizle alakalı kazanmaları veya kaybetmeleri bizim çok şeyimiz değil. Ben bunu birkaç defa daha da söylemiştik. Metin de söyledi, ben de söyledim. Biz rakiplerimizin kaybetmesinden mutlu olan değiliz de kendimiz kazandığımızda mutlu olan bir camiayız. Kendi işimize bakıyoruz. Şu anda da lider girdiğimiz için de hem ben hem arkadaşlarım hem de bütün Beşiktaş camiası çok mutlu. Bu çocuklara helal olsun. Yani bizi böyle iyi bir şekilde devre arasına soktular. Şimdi yarın sabahleyin çocuklar okuluna gidecekler. Herkes okulda arkadaşlarıyla konuşacak, iş yerinde. Bu mutluluğu Beşiktaşlar özlüyor. İyi olduğunu düşünüyorum. Yani biz çok biliyorsunuz bir üslubumuz var, bir tarzımız var ve o tarzda da devam ediyoruz. Çok devamlı da ifade ediyor. Ben de ediyorum, Metin kardeşim de ediyor. Bizim öğrendiğimiz şekilde, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde Beşiktaş'ın üslubuyla hareket ediyoruz. Hakemlerle alakalı da en az konuşan biziz ama hata bizde de oluyor. Yani geçen hafta işte gördünüz. Bizim maçlarımızda da oluyor. Ama bu hakemlerle bu lig bitecek. Yani hep böyle konuşuldu işte İtal hakem gelecek, yabancı gelecek. Bunlar hepsi türkü. Her sene dinliyoruz bu hava şeyi. Bu insanlar bizim insanlarımız. Bunlara sahip çıkarak, tabii meaki görevlerini yaparak, eğiterek bu hakemlerle devam edeceğimizi kabul etmemiz lazım. Maalesef hata oluyor. Futbol zaten hata oyunu. Şunu da unutmamak lazım. Bir tek hata, hakem de hata yapmıyor. Oyuncular da yapıyor. Teknik direktörler yapıyor. Biz yöneticiler yapıyoruz. Futbol Federasyonu yöneticileri yapıyor. Herkes yapıyor yani. Futbolun içerisinde bir tek hata yapan hakemler değil diye görüyorum. Bizim bir de futbolda da alakalı hep bir çizgimiz var. Bizim takımımızın uyum sağlayabilecek. Görüyorsunuz şu andaki takımımızın kalitesini, oyuncu kalitesini bir de karakter kalitesini, oyuncularımızın karakterini. Bir tam bunlar böyle kendiliğinden doğaçlama oluşmuş bir işler değil. Bunlar planlanarak yapılmış şeyler, araştırılarak yapılmış şeyler. Öyle oluştu bu takım. Bu takımın düzenini bozmayacak şekilde hareket etmek istiyoruz. Aynı zamanda da bütçelerimize de tabii ki uyacak. Görüyorsunuz yani bir tek UEFA'nın financial fair play bizimle alakalı yok. Her takımla alakalı var. 3 ezeli rakibimizin de aynı problem var. Fenerbahçe'nin de var, Galatasaray'ın da var, Trabzon'un da var. Biz şu anda statsız olduğumuz, gelirimiz olmadığı halde kendi planımız içerisinde gidiyoruz. O planın içerisinde devam edeceğiz. Başkanım, Ricardo Quaresma oyundan çıkarken biraz tepkiliydi. Şenol Hoca ile tokalaşmadı. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Ben Şenol Güneş gibi çok tecrübeli bir hoca. Bu maçın içerisinde bütün oyuncular oynamak istiyorlar. O kendisi hocasıyla arasındaki işlemi kendisi içinde çözecektir. Bizim şu ana kadar hocamızdan hiçbir oyuncumuzla alakalı bir şey gelmemiştir. Bugün konuşulacak mevzu Ricardo Quaresma'nın olayı değil de Beşiktaş'ın güzel liderliği 4-0 kazanması. Yani Galatasaray tabii büyük bir camia. Bu devrenin arasında ikinci devrede onlar toparlanmak isteyeceklerdir. Doğaldır. Lig bitmeden kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Hatırlarsanız geçen sezon başı da Galatasaray yine çok kötüydü. 3 kupayı aldılar. Yani tabii bizim bu arada statsız oluşumuzun bize çok getirmiş olduğu dezavantaj var. Bizim en büyük amacımız bu dezavantajı artık bu sene bitirip kendi stadımıza gitmek istiyoruz. Adnan Aybaba bu konuda söyleyeceklerim var dedi ama daha öncesinde Murat Özarı'nın bir sözü var. Şimdi sevgili başkanı dinledik. Tabii ki onun da kendine göre haklı tarafları var. Bana göre haksız tarafları var söyledikleri şey. Herkes kendini bağlar. Şimdi sevgili Adnan Aybaba biraz önce bu Muslera ile ilgili yorumlar yapılırken Muslera'nın kırmızı kart görmesine dair işte telefonlar gelmiş kendisine. 2-3 tane telefon falan gelmiş. Mesaj gelmiş. Ha, mesaj gelmiş. İşte bir şeyler gelmiş. Muslera'nın kırmızı kart görmesi gerekiyormuş. Adnan Bey'e uzaydan mı nereden birileri işte çok futboldan herhalde anlamıyorlar dedim demin de. Vahiy geliyor. İşte beyzbolcular mı aradı? İşte voleybolcular mı? Basketbolcular mı? Kim aradıysa futboldan anlamayan insanlar aramış herhalde. Demişler ki Muslera'nın kırmızı kart hiç alakası yok. Zaten herkes konuştu. Şimdi arkadaş bu kadar
Muslera'nın kırmızı kartını düşününce ben de diyorum ki şimdi başkanı da dinledik. Beşiktaş'ın başkanı. Hakemlerle ilgili falan konuşma falan diyor. Zaten Beşiktaş'ın hakemlerle ilgili zaten konuşmaz Beşiktaş. Neden konuşmaz? Çünkü maşallah hakemler hep Adnan Aybaba burada diyor ya hani hakemler bugüne kadar en fazla Beşiktaş'ın canını yaktı. İşte Süleyman Seba döneminden beri Allah rahmet eylesin Beşiktaş'ı yaktılar. Beşiktaş şu oldu bu oldu. Evet. Şimdi arkadaş sen bu Muslera'nın olayını sana birileri söyledi değil mi? Sen kendi fikrin olarak söylemedin. Birileri sana kırmızı kart demiş. Şimdi ben de sana benim de gördüğüm sanal dünyada, internetlerde, şunlarda, bunlarda bugün Beşiktaş'la ilgili bir şeyler gördüm. Paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Sen internetten almadın onu hazırlıklı getirmişim. Baksana baskılı kağıt. Hayır, tamam işte yani. internetten Hayır, internetten çıkarttım işte. Kendim hazırlamışsın işte. Yani. Hazırladım tabii. Hazır tabii, tabii hazırladım. Şimdi bak. Cavidan kaçar mı? İnan bunlar benim kendi şahsi hani sen nasıl Muslera için birilerinden haber aldın ya ben de gördüğüm şeyleri söylüyorum. Kendi fikrim değil. Ben de paylaşmak istiyorum. Bak Gençler Birliği Beşiktaş maçı 1-0 öndeyken Gomez'e verilmeyen kırmızı kart kazanılan 1 puan. Yavaş yavaş hatırlayalım. Beşiktaş Kasımpaşa olmayan penaltı kazanılan 1 puan. Beşiktaş Fenerbahçe 1. gol offside Ersan'a verilmeyen kırmızı kart. 3. gol net faul kazanılan 3 puan. Bursa Beşiktaş, Beşiktaş aleyhine verilmeyen bir penaltı. Kuerejme'ye ve Oğuzhan'a verilmeyen kırmızı kartlar kazanılan 3 puan. Beşiktaş Sivas olmayan penaltı. Kuerejme'ye verilmeyen kırmızı kart. Sivas'ın verilmeyen penaltısı kazanılan 3 puan. Toplam şimdi, puan kaç? Ona bakmadım abi. Ben orada ne yazıyorsa aynısını getirdim. Toplam puan şu Beşiktaş küme düşer bunlar. Şimdi burada, burada ben etrafta dolaşan, bunlar benim kendi fikrim değil. Aynen getirdim. Bugün gördüğüm yani sanal dünyada etrafta insanların yazdığı şeylerle ilgili bir şey getirdim. Ben de sana bunu sunmak istedim. Sen Muslera ile ilgili nasıl sana gelen telefonları burada sunuyorsan ve kırmızı kart diyorsan yani şunu demek istiyorum. Buradakilerin hepsine doğru diyemeyiz. Yanlışlar da vardır. İnsanlar yazmışlar. Ama şunu da devamlı aynı şeyleri anlatma bize. Yani Beşiktaş'ı tek Türkiye'de hakemler yakan takımı Beşiktaş. Galatasaray'a, Fener'e, Trabzon'a hiç kıyak yapmıyorlar. Hep Beşiktaş'ı yakıyorlar filan falan diye. Hakemlerin üzerine fazla gitme diye ben de bunu okumak istedim sana. Şimdi Beşiktaş kaç gol attı? 41. 41 gol. 41 gol, 41 puan. 41 puan aldı. Evet. Dün bir kere maşallah. Geçen sene 38 gol attı. 38, bu sene 41 atmış. Ya 38 puan aldı. 41 kere maşallah. 41 kere maşallah. Evet. 21 kere değil yani. Yani gol yeme oranında Ziya abi çok kötü değil. 18'de Gökmen abi gol yemiş. Evet. 18'de gol. Şimdi bu bir takım, bak bir şey söyleyeceğim. Bir takım buradan sezon başladığından beri abilerimiz ne diyor? Üstadlarımız. Bunlar bizim üstadımız, abilerimiz. Ne diyor üstadlarımız? Jüri üyesi ne diyor? Beşiktaş diyor iyi futbol oynuyor diyor. Doğru. Şimdi sen yıllarını vermiş Ziya abi, yıllarını vermiş Gökmen abi, yıllarını vermiş Engin abiye karşı mı geliyorsun? İtiraz mı ediyorsun? Örnek diyorum sana. Ben günlerimi mi verdim? Senin o sanal alemin... Ben de adam ağladı yıllardan beri. Sen, ben günlerimi mi verdim? Sanal benim ben doğdum soyunma odası içinde doğdum. 35 sen, senedir bu doğmayı bırak. Ondan önce ben ne verdim? Bu çetireyi yani? De yapma. Ben sana eşi çeteni uyarıyorum. Şu çetireyi, şu çetireyi abilerimiz yanında yapma. Ya şimdi bir dakika bak. Sen tribünlere oynama. Türbinler mi oynayacağım? Evet, türbin adamıyım yani. Ne oynayacağım türbinler? Şey, öyle bir şey söylüyorsun ki sanki biz sokaktan geldik yani. Onlar ona ama verdi. Biz işte. Ne verdik arkadaş? Burada kötü durum var. Biz de yıllarımızı verdik. Bak ben haddimi biliyorum. Ne diyorum? Oturuyorum ses çıkartıyorum. Ne konuşuyorsun? Haddini sen bileceksin. Başkalarının üzerinden gitme. Bana gel, bana. Kişiselleştirme lütfen. Arkadaş kişiselleştiriyor. Hayır, lütfen, bana devam et. Sen Beşiktaş'a işte davranışsın. Verdin cevabını. O var, herhalde biz onlara saygı duyuyoruz. Onlar tabii ki dua et. Ama sen şimdi onlarla ne topa giriyorsun? Onlarla ilgili ne topa giriyorsun? Murat bir dakika ya. Şurada bir alt yazı var. Galatasaraylı eski yöneticiler olay sözler. Galatasaray ben şampiyon yaptım. Ne demek abi? Bir yöneticinin takımı şampiyon yapıyor olmasına ne demek abi? Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Burada hep tartıştık. Şey dediniz, Allah siz Allah. Dediniz değil mi? Gökhan abi dedi galiba. Gökhan abi çok söylüyor o lafı. Ne? Hep tartışıyoruz ya burada. Diyor yani Ali Dürüst'ten Abdurrahim Albayrak Galatasaray şampiyon yaptı. Evet. Hamza Hamzoğlu yapmadı. Evet. Demek ki öyle bir tip işte. O da biraz sonra yani. Biraz kimse sonra gelecek. Akışa yani. Baktım böyle şimdi. Bir... Akışa baktım şimdi. Var biraz sonra. İzin verin. Peki Engin abi sizinle bitirelim. İstiyorum. 41 sonra. Kere maşallah 41 gol attı. Şenol Güneş'i Beşiktaş'a kutluyorum. Bana net cevap ver. 18 takımdan canı yanmayan, hakem hatasından tek puan kaybetmeyen takım Beşiktaş. Abartıyorsunuz. Ziya hiç abiye soralım. Sizin. Gökmen abiye soralım. Beşiktaş'ın hata. Özer'e soralım. Ben açıkladım zaten. Birinci abi. Beşiktaş, ikinci abi. Galatasaray. Evet. Bu sene hakem hatasından puan az kaybeden, hakem hataları yüzünden Engin puan Bey, üstüne puan koyan iki takım. Galatasaray-Trabzon dostluğu Türkiye'de çok tartışılan iyi bir dostluktur. Galatasaray-Trabzon kardeşsiniz siz. Trabzon-Beşiktaş dostluğu da çok büyük. Yok.
Yok ama ya. Biz de dost olmayız. Kardeşim. Ne siz ikiniz kardeşsiniz. Herkes dost olsun. Ya, herkes hayır, dost olsun. Bunlar ayrı abi. Adnan. Kardeş vardı eskiden de. Biz Beşiktaş var ya. Bizim Beşiktaş Trabzonluların. Bak Trabzonlular. Galatasaray'ı Trabzon'da çoktur ama. Biz Beşiktaşları, Korkunçları da severiz. Dost bak sana yemin ediyorum Beşiktaş şampiyon olsun. Trabzonlar göbek atar. Fenerbahçe oldu mu ağlar. Bir dakika ne? Yani bu kadar basit. Nasıl şampiyon oldu biliyor musun? Nasıl şampiyon? Tarihe geçti bunlar. Kırmızı kart görmeden bunlar şampiyon bitirdi. O zamanki hakem hataları yok muydu yani? Yok demeyecek ben Fikret ondan bunu şey yap Fikret Ziya. Ekse parantez tırnak arasında bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ligin ilk yarısı bitti bitecek. Yarın bitiyor. 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 Peki abi bu Fenerbahçe hiç mi penaltıya sahiplenemez ya? Buyur. Nasıl bir şey abi bu ya? Bir koskoca bir 17 tane maç oynandı. Madem bu kadar tartışıyorsunuz ben de araya bir gireyim dedim. Gir abi tabii estağfurullah. Bir tane penaltı yok ya. Garip bir şey ama değil mi? Ne enteresan. Hiçbir tane kazanmadı mı bu sefer? Hayır abi. Allah. Ve bu kadar ligin ikincisi zirve yarışında. O kadar kaleye gidiyor geliyor filan. Ya gidiyor geliyor demek attığı goller filan filan. Evet. Tamam ben de bir soru sorayım size o zaman. Havada kalmasın. Kaç penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin? Ben ne bileyim abi. Ben onu bilmem. Aklınıza geliyor mu? Ben bir şey söyleyeceğim. Penaltı itirazında bulunup haklı penaltısının verilmediği. Öyle inceleyip sık dokuyamam. Benim merakım flaş manşettir abi. Bu kadar maç oynandı. Bir tane penaltı yok. Şu tartışmaya devam edersiniz bunu ama. Bunu anlatın bana abi. Şu Beşiktaş'ta. Bu kadar hakem konuşuyorsunuz. Bırak Beşiktaş'ı şimdi. Abi, Beşiktaş'tan kopmayalım. Arkadaşlarımız emek vermişler. Eğer o konu geçerse güncelliğini de kaybeder. Bir Metin Albayrak'ı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim tartışmaya. Metin Bey, ilk önce ilk yarıyı lider bitirdiniz. 2015'i çok mutlu kapatıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bir kere hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden önce 2016'ya umutla bakıyoruz. 2015 yılı lider kapattık. İlk yarının lideriyiz. Önemli olan tabii ki bunu sezon sonunda taşımak. Şu anda bu liderliğimizde emeği olan tüm teknik ekibimize, başta Şenol hocamız olmak üzere yardımcıları ve diğer çalışanları, futbolcularımıza ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sıdatsız bu taraftara her şey layık. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her yerde yanımızda oldular. İlk sezonun Mersin deplasmanından itibaren bugüne kadar hep beraberlerdik. İnşallah 2016 yılı hep beraber kol kola liderliği, şampiyonluğu alacağız inşallah. Gollerden sonra da sürekli şampiyonluk anonsları edildi. Yani şampiyonluk artık çok inanmış bir taraftar ve takım görüyoruz. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Evet bu sadece bu maçla alakalı değil. Biz bu sene daha bir kenetlendik. Hepimiz birbirimize daha bir sarıldık. O yüzden o da zaten takıma ve futbola da yansıyor. Biz de keyifle izliyoruz onların sahadaki futbolunu. Çok teşekkür ediyoruz bize bu geceyi. Bu 2015 yılında 2016 sezonu başladığında ilk yarıyı gerçekten 41 gol 41 puan 41 kere maşallah takıma. Efendim transfer olacak mı gelecek mi? Çalışıyoruz. Onlara çalışıyoruz. İnşallah 2 Ocak'ta başlıyor. Hedefimiz Antalya'daki kampa katmak. Yerli mi yabancı mı kaleci transfer olacak? O konuda bir şey diyemem ama çalışıyoruz. Çok teşekkürler tebrik ederim. Sağ ol. Maçtan sonra Beşiktaşlı futbolcuların görüşlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Soyunma odasında çok güzel bir ortam vardı. Bugün de gelen bir galibiyetle bu mutluluğumuz bir kat daha arttı diyebilirim. Bugünkü oynadığımız maça gelecek olursak yani ben çok keyif aldım ve takım arkadaşlarımın da sahada keyif aldığını ve aynı zamanda taraftarların da bu şekilde keyif aldığını gördüm. Bir kat daha mutlu oldum. İşlerimizin güzel yaptığımızı gösteren bir durumdu. Genç takımız, dirençli takımız, işin güzel tarafı oynadıkça da keyif alıyoruz. Keyif de veriyoruz. Mücadele ediyoruz. Pozisyon vermiyoruz. Bunlar bugün adına özetlenebilecek durumlardı. Galip geldik. İlk yarıyı lider bitirdik. İnşallah lider bitirdiğimiz ilk yarı sezonun sonunda da tekerrür eder ve dilediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz, çalışacağız ve sabırla devam edeceğiz. Cenk ilk yarıyı lider bitirdin. Neler söyleyeceksin? Sağ ol. Sağ ol. İnşallah sezon sonunda böyle olur. Çek abi, fotoğrafı çek. Çek. Çek abi.
Olca ilk kere lider bitirdin. Abicim. Lider bitirdin. Ne söyleyeceksin? Olca abi. Abicim dur ya. TVN muhabiri sevgili Volkan'a bir kere ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bir de futbolculardan bir ricam var benim. Bakın futbolcu konuştuğu zaman programlar nasıl renkleniyor biliyorum. Maç sonrasında yayıncı kuruluşlara zorunlu olarak röportajlar veriyorsunuz ama bizim gibi görüntü eksikliği çeken kanalların en büyük ihtiyacı sizin konuşmalarınız. Lütfen konuşun maçlardan sonra. Bizlere de konuşun. Volkan'a bir kez daha teşekkürler. Ve sevgili seyirciler, Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da tartışılacak çok konu var. Galatasaray Kayseri deplasmanındaydı. Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde kötü bir performans sergileyen Galatasaray, son hafta maçında Kayseri Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz ve Snyder gibi yıldız oyuncularından yoksun çıktığı mücadelede Galatasaray, 16. dakikada Mabiala'dan yediği golle geriye düşse de, oyuna sonradan giren Sinan Gümüş'ün 61. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı. Karşılaşma 1-1 sona ererken Cimbom Lig'in devre arasına 30 puanla 3. sırada girdi. Kayseri Spor ise 19 puana yükseldi. Puan farkını yarın ne olur bilmiyoruz ama en azından bugün biz kazanarak en kötü aynı şekilde devam ettirmeyi amaçladık. Ama özellikle ilk yarıda kötü bir futbol ortaya koyduk. Kazanamadığımız takdirde hepsi kayıp maçlardır. Bu da kayıp maçlardan bir tanesi bu manada. Ama bugünün koşulları itibariyle değerlendirdiğimiz zaman yani bugün sahaya sürdüğümüz kadro ve devam ettiğimiz kadro itibariyle belki de kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Özellikle ilk yarıda mahkum bir görüntü ortaya çıktı. İkinci yarı biraz toparlar gibi olduk. Karşılıklı pozisyonlar oldu. Bizim de iki tane olabilecek, net sayılabilecek pozisyonumuz vardı ama bu kazanmamız için yeterli değildi. Dolayısıyla bu şartlarda baktığımız zaman bu bir puanı kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Galatasaray camiasında hiç kimse içinde ve dışında ilk yarı sonunda şampiyonluktan umudunu kesmez. Ben de asla kesmem. Bu yarışın Nisan ayının ortalarına doğru nereye geleceğini hep beraber yaşarız. Ryan Donk benim istediğim bir futbolcu. Gerçekleşir mi bilmiyorum. Yani temaslar olmuştur. Olumlu da geçebilir ama herhangi bir şekilde imzalar atılmadan bu transferler gerçekleşti demek çok doğru değil. Son dönem oyunun sonuna doğru yakaladığımız pozisyonları gol yapmamız gerekiyordu. İşte tecrübesizlik, genç oyuncular bunlar olacak şeyler. Ben takımın mücadelesinden ilk devreye göstermiş olduğu performanstan dolayı kutluyorum. Çünkü bizim için oldukça zor bir süreçti. Biz sadece kadro oluşturduk. Bugüne gelinen noktada Kayserispor gerçekten çok zor ve çetin yollardan geçti. Geldiği noktada önemli bir noktadır Kayserispor'un. Biz sadece bir kadro oluşturmuştuk. Bugün tam anlamıyla bir takım olma yolunda büyük adımlar attık. Sevgili seyirciler, Galatasaray Kayseri deplasmanındaydı. Bir birlik beraberlik vardı. Biz kendi aramızda konuştuk. Mustafa Denizli'nin de söylediği bir ifade vardı. Bir puan iyidir diye. Ama Galatasaray gerçekten de özellikle ilk yarıda neredeyse hiç bir pozisyon yakalayamadı. Ve aradaki puan farkı 11'e çıktı. Tamam 3 puanlı sistem falan diyeceğiz de artık hani atı alan Üsküdar'a yaklaştı gibi. Geçti gibi. Yani bu takımın yani şampiyonluğu yani Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi zorlayacak ikinci yarı itibariyle işte 17 maçta zorlayacak bir durumu yok. Yani yerlerde sürünüyorlar zaten. Ne güç var, ne tempo var, ne hız var. Güç olmayınca da bunlar da olmuyor tabii. Şimdi hoca çıkıyor yani aşağı yukarı 2-2,5 senedir ben hala şunu düşünüyorum ya. Mustafa Denizli'nin Galatasaray bu kadrosuna nasıl teknik direktörlüğü kabul etti? Bu kadro 4 tane yıldız almadı mı? Nerede geçen yıldız? Sene üst üste şampiyon olmadı mı bu kadro? Daha ne olsun abi? Düne kadar siz
Şampiyon oldunuz, 4 yıldızı taktınız diye ortalıkta dolaşıyordunuz ve haklıydınız. Ne oldu? Kim haklıydı? Sen herkese katıp da haklı abi deme. Abi Galatasaray şampiyon oldu, sevinmek evet. Hakkı değil mi abi? Sevinsinler. Sen sevinmedin mi? Ben de sevindim. Ne var bunda? Ben de onu söylüyorum. Aynı kadro. Niye kabul etmesin? Peki burada Abdurup şimdi şöyle bir şey var. Söyle. Yalnız Hamzaoğlu ile şampiyon oldu falan gibi laflar falan ediliyor. Bence burada Ali Dürüz yok. Ali Dürüz ile Abdurrahim Albayrak'ın sağ dışından sağ içine yani Flora'ya etkisi de at safhada yapmayın. Abi. Yalnız kendi başına yani o kadroyu alacak. Snyder'ı bilmem ne hepsini alıp bir anda takım içinde alacak. Şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak Hamzaoğlu'nun işi değil. Bir dakika, yapmayın ya. İşi, bir dakika abi. Bu teknik olarak yapmıştır ama tamam. Dışarıdan paraydı ne bileyim. Futbolcunun arızası olur. Ne bileyim futbolcu hocasıyla arası kötü olur. Dışarıdan müdahalelerle bu Galatasaray'a takımı çok güzel oldu. Söylüyorsun. Evet. Peki abi rastgele sokaktan gelen adamlar yönetici niye olurlar? Belirli işlere bakmak için. Evet. Futbolcuların derdiyle uğraşmak hangisi, için. Hangi kulübün bu şeyi yok bunda? Hepsinde var. Hepsinde arıza. Evet. Ben arıza demiyorum. Deme sen abi. Diyorsun. Işte. Evet, ben de diyorum abi. Ki yöneticilerin ben şampiyon yaptım lafı çok ağır ve lükstür onlar için. Evet idari mekanizmada ağırlıklarını koyarlar. Güçleri varsa güçlerini de kullanırlar. Onun dışında hep teknik direktörler de şampiyon yapar. Ve futbolculardır. Yöneticiler ne yapar abi? Ne yapar ya? Çıkar da kendisi mi topar? Ya abi ya Allah'ını sen söyleme ya. Ben sen senelerdir ya Aziz Yıldırım'ı ya Mustafa Denizli'den o 2000-2001'deki Mustafa Denizli şampiyonluğundan beri bütün teknik direktörler geldi geçti. Onlar mı yaptı? Ha ben yaptım şampiyon. Diyen bir adam abi başkan. Ben 18 senedir. Ben tasvip etmedim ki kardeşim. Ben hiçbir yöneticinin bir takımı şampiyon yaptığı lafını kabul etmiyorum ya. Bu kadar basit. Sen hala bana o geldi de yaptı, bu geldi de yaptı. Hamza ne yaptı? Ya bu sistem değil Ziya Bey yapma. Yapma. Bu sen de senelerdir bu işin içindesin. Evet. Anladın mı? Bu Türkiye, Avrupa'da sistem içinde bunlar yok. Oradaki sistem apayrı bir şey. Herkes çıkacak profesyonelce en iyi şekilde kendini geliştirecek, çalışacak, oynayacak. Bu kadar basit. Peki o zaman. Ama bizde bak bizde sistem bu. Bizim sistemimiz bu. Sistem bu. Kabul ediyorum. Evet. O zaman abicim teknik direktörlerin peşinde niye koşuyorsunuz? Ya koşuyoruz. O zaman gelsinler çok başarılı yöneticiler aslanlar gibi takımın başına geçsinler. Teknik adamlık da yapsınlar. Genel menajerlik de yapsınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Normal yani bütün takım yahut da bütün başkan yönetim değişemeyeceğine göre teknik direktör tamam, değişiyor. O zaman bakın yani, madem teknik direktör tartışıyoruz. Gelin hani biraz önce Ziya abi söylemişti ya altyazı geçmişti Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım diyen bir yönetici vardı. Bakalım o yönetici kim? O yöneticinin sözlerinden sonra bu tartışmaya devam edelim ve biraz daha Galatasaray konuşalım. Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Sarı Kırmızılı Camia'nın sevilen ismi Abdurrahim Albayrak katıldığı bir söyleşide önemli açıklamalar yaptı. 4 sefer geldim. 4 sefer futbol şubesine vardım. 4'ünde de şampiyon oldum. Demek ki yani hiçbir şey tesadüf olmuyor arkadaşlar. Yani bu bina buraya tesadüf olmadı. Çalışarak oldu bu bina buraya. Ben eğer bir sağlık problemim olmasaydı biz bu yönetimde devam ederdik. Ben bozduğum hiçbirini de göndermezdim. Biz yine 2 sene 3 sene yine şampiyon olur. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Melo ile de aynı şekilde. Melo o kadar huysuz olmasına rağmen ama kendisini kaç sefer evime gitti. Ama ben de gittim geçen gün onu Milano'da gittim idmanını izledim. Ben onlara o şekilde değer veriyordum ama onlar da bana bacağımız kopsa bile ben sizin için oynayacağım diyordu. Bir aile olmuştuk ve bir olmuştuk, birlik olmuştuk ve inanılmaz başarılara imza attık geçen sene. Keşke ilk yıldığım zamanlarda müsaade etseydi ve hocayı değiştirseydim ve için çok daha da farklı şeyler yapabilirdim. Yani geçen sene bu üç grupaya bir Avrupa'lı bir hoca olsaydı, şimdi Avrupa'nın en iyi kulüplerine gidip Türkiye'de aldığım paranın 2-3 misli maaş alabilirdim, isteyebilirdim. Ama Türk futbolcusu kendi evladımız, kendi kardeşimiz olduğu zaman işte böyle yerden yere vurulabiliyorsunuz. Herkesin artık Galatasaray'da Meyra'nın ve Melo'nun işinin bittiğini söylediklerinde
Ben böyle bir şeyin olmayacağını, olamayacağını, Galatasaray şampiyonlar için milyonlarca dolar verdiği iki tane yıldızını kapının önüne bir kavga yüzünden koymaması gerektiğini, benim bir yönetici olarak bu işi eğer iyi bir yöneticiysem ben bu işi çözmem gerektiğini düşündüm. Ve o gece ilk önce birinin evine sonra öbürünün evine gittim. Ben gecenin saat 1.30'larında falan ikisini bir araya getirdim, bir yere geldik ve bunları barıştırdım. Adnan Polat dedi ki Ünal Aysal'a kulübe batıran sensin dedi. Ünal Aysal da Adnan Polat'a ibra edilmeyen başkan da sensin dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Siz de Ünal Aysal döneminde bir dönem görev yaptınız. Bu camiye zarar veriyor aslında ama şimdi ikisi de Galatasaray'a çok iyi hizmet, uzun yıllar hizmet vermiş. İki tane başkanımız onları eleştirmek yakışmaz. Peki başkanım şunu da sormak istiyorum. Kimle röportaj yapsak, kime sorsak bütün sarı kırmızı taraftarlar sizi geri istiyor, dönmenizi istiyor. Geri dönecek misiniz ya da başkanlık için aday olmayı düşünüyor musunuz hiç? Şu anda erken bunlar. Konuştuğum her şey Galatasaray'a zarar vereceğini bildiğim için fazla konuşmak istemiyorum. Evet, Galatasaray'a buradan devam edebilirsiniz. Klasik Türk yöneticileri işte bunlar. Hep böyle. Zaten ben senelerdir bağırmamın nedeni hala futbolcular falan kızıyorlar. Bazı zaman da antipatik oluyorsun falan gibi yorumlar alıyorum. Değil mi? Umurumda da değil. Futbolcaya dayalı sistem bu ülkede neden oldu abi? Bunlardan. Bunlardan. Sistem bu. Futbolcuya dayalı sistem de bu. Bu yöneticiler sayesinde de futbolcuları bir türlü hocalar disiplin altına, Fatih Terim hariç bak, disiplin altına alamıyorlar. Çünkü hocayla bir sorun olduğu zaman hemen şeye yapışıyor. Nedir o? Yönetici işte bana böyle dedi de şöyle dedi de bilmem ne hemen ayırıyorlar. Sonra ne oluyor? 2-3 tane daha oyuncu geldiği zaman bu sefer kim değişiyor? Takım değişemeyecek. Yani hoca değişiyor. Hep aynı. Diğer kulüplerde de aynı. Hep bu sorunları biz yaşıyoruz. Zaten gelişmememizin ana nedeni bu zaten. Abi 4 kez şampiyon yaptım diyor. Oldu diyor ya. 4 kez şampiyon yaptım ben diyor geldi. Ben yaptım. Ben yaptım diyor. Ben yaptım mı dedi? Evet, ben abi. Yaptım falan. Hayır ben yaptım öyle demedi. Ben geldim 4 senede hizmet verdim diye. Her gelişimi oldu. O zaman diyor ki ben Galatasaray ben yoksam. Ben ayrılmasaydım yine şampiyon olurdu. O zaman şöyle söyleyecek ben abi. Ben Galatasaray yoksa ben yoksam diyor. Galatasaray bir hiç diyor. Ona getiriyor. Ona getiriyor. Yok saçmalama sen de. Saçmalama sen de saçmalama. Abi. Sen de bir tarafından uyduruyorsun ya, hemen abi. Ama abi ne uydurması yani, bir tarafta? Yani. Adam 4 kere gelmişti şampiyon yapmış. Kimler geldi? Gelmemiş hiçsiniz işte. Onu demek istiyor. Bu kulüpten kimler ben geldi, anlatamadım. Kimler geçti? Ya bırakın bu işleri. Ya, ya da ben ters cümle kurdum belki. Adnan, idari olarak futbolcuların dertleriyle uğraşmaktan evet albayrak inanılmaz katkısı var. Ben şampiyon yaptım lafını ben duymadım. Yok 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 öyle bir şey var yok. Ben yapsın. Şimdi yani ben her gelişimde şampiyon olduk diyor. Ben her gelişimde şampiyon. Şimdi bunun değişmesi lazım. Kayseri maçına gelsene. Nasıl? Gökber abi Kayseri maçına gel. Kayseri maçı önemli maç Galatasaray açısından. Biraz Kayseri spor maçındaki Galatasaray görüntüsünü anlatır mısın? Sevgili kardeşim Kayseri maçından ne anlatayım ya? Rezil bir Galatasaray. Beşiktaş maçındaki gibi rezil bir Galatasaray. Bak şuraya not aldım. Evde seyrettik öyle geldik. İki ve bak Galatasaray'ın ilk yarısı korneri yok. Kaleye gitmemişler. Kaleye gitmemişler doğrudur. Birkaç sefer işte Umut'la falan işte böyle doldur boşalt falan böyle itele kakala falan öyle pozisyon değil yani. Öyle girdiler falan ceza alanı içine falan o kadar. İki ve yedinci dakikada Deniz diye bir oğlan var. Evet. Harika harika bak. Tam ceza alanı köşesinde. Ceza alanı diyorum. Altı pas köşesinde o kadar güzel orta geldi sonradan. Bir vurdu kafayla. Arkasından ayakla geldi yine sol ayağıyla. Ya şu kadar yer ya. O 10 metre bile değil ya. 6-7 metre ya. Harika. Büyük beceriksizle kaçırdı bak. 4 ve 10. dakikada bir ses diye bir adam var. Şöyle kıvırcık var. Bir ses var. Neyse işte bir ses var mı? Bir ses var. Bir ses var. Bir ses var. Hani bir ses deniyor yani değil mi? Bir ses var. Tamam. Ama güreşçi gibi. 4 ve 10. dakikada 2 tane abicim. 2 tane net. 15. dakikada Muşlarak alttan çıkardı bak. Köşeden. 20 ve 20. dakikada Mabiala diye bir adam var. Bir kafayla bir ayakla kaçırdı abi. Altı basın içinden. Olacak şey değil ya. Sonradan işte bizim tanıdığımız Sinan kardeşimiz girdi 89'da. 90 ve 91 mi? 90, 92'de galiba. Karşı karşıya iki tane ya. Saysana abi. Galatasaray'ın ikinci yarı itibariyle işte... Asbel kadar şeyin çocuğunu attığı bir gol var işte o da hikaye yani. Vurdu birine de kalecinin üstünden girdi. Şeye bakıyorsun Sinan'ın iki tane net ya. Evet, net. Olacak şey değil ya. Galatasaray bu değil.
Şimdi burada Mustafa Hoca'ya şunu söylemek lazım. Diyor ki hakeme dalıyor. Hoca senin takımın 90 dakika kazanma adına ne yaptı? Buradan soruyorum. Ne yaptı ya? Oyunu kazanmak için ne yaptı? Hiç. Hiç. Ne güç var, ne takım oyunu var, ne oyuncular birbirlerine yardım ediyorlar. Saldım çayıra, Mevlam kayıra bir sistem. Onun haricinde sorun varsa açılacaktır diyor. Ne zaman hoca? Sonra burada şimdi ben Mustafa Denizli teknik şeylik yorumculuk yapmasaydı bu kadar ağır eleştirmezdim. Mustafa Denizli aşağı yukarı 2-2,5 senedir televizyonlarda, gazetelerde yorumlar yapıyor. Bütün Türkiye'deki futbolu doğal olarak tabii, profesyonel olarak bütün Türkiye'de futbolu, futbolcuları hepsini televizyondan izliyor, ne bileyim maça gidiyor, izliyor, yorum yapıyor, ediyor. Bütün Türkiye'de ne oldu, ne bitti biliyor. Takımların gücünü biliyor. Ne yapabilirler, hedef nedir falan, bunların hepsini biliyor. Hele Galatasaray ki şampiyonluğu oynayan takımlar. Bunu da biliyordu. Bugün gelip de oturup ağlamasının bir mantığı yok. Bugün Galatasaray kimi alacak? Donk diye bir adam alacaklar. Ne yapar abi? Bir tane adam ne yapar? Kasımpaşa Başkan Vekili İlmi Öksüz resmi olarak tamamlanmadı ama verdik Galatasaray dedi. Hatta Eren Derdiyok'un ismi de geçiyordu. Başkası için gelmesinler dedi. Dükkan kapalı dedi. Kapalı. Şimdi bir tane Donk alacaklar. Ne yapar abi Donk? Tek başına. Allah'ını seviyorsan ya. Kadroya, şu kadroya bak. Tarık. Aldıklarından beri ben hiç görmedim yani. İyi bir oyununu görmedim ya. Hani iki tane üç tane maç oynar da çocuk ondan sonra kötü oynar, kesersin. Ondan sonra bir daha oynatır. Böyle bir şey yok. Sabri'yi oynat kardeşim ya. Sabri oranın adamı. Zaman zaman hata yapabilir ama yeni hoca gelmişsin, ona belli bir şeyler anlatırsın. Anladın mı? Antrenmanda eksiği varsa ki 6 gün birlikte onlarla yaşıyorsun sen. Ben değil ki. Abi niye oynatmıyor Sabri'yi? Anladın mı? Sabri oynat orada sen. Tarihini oynatıyorsun. Çocuk ileri gidiyor, geri gelemiyor. Geri kalsa ileri gidemiyor. Evet. Hiç olmazsa abi. Zaman zaman tabii deli dumrul gibi bir zaman zaman hareketler yapıyor Sabri ama şut atabilir, orta yapabilir, hızlı. Anladın mı? Hücuma çıktıktan sonra anında geri gelebilir. Pozisyon hatası falan yapıyor. Kademe hatası falan yapıyor. Bunları da hoca olarak sen orada anlatacaksın hocam, kardeşim. Ya. 6 gün içinde öğretirsin. Şimdi orta saha Kezdü ile Rodriguez. Allah muhafaza. Selçuk zaten yerden kalkmıyor. En ufak bir şey ya, olacak şey değil ya. Bugün o Selçuk'a sinir olduğum kadar kimseye olmadım ya. Ya bir dokunuyorsun ya. Tekme falan yok ya. Dokunuyorsun ya. Şöyle yapıyorsun. Uçuyor. Böyle yapıyorsun uçuyor. Rodriguez alıyor topu abi. Şuradaki adamı atamıyor ya. Gidiyor rakibi atıyor ya. Ya kafayı yedim ya 90 dakika. Kejun sen orta alanda bir şey yapamaz. Bu adamın yaratıcı gücü yok. Bu kesici. Kafadan işte kafa şu. İşte Donk oraya geliyor. Yok yok. Donk oraya geliyor. Şecu geriye gelecek. Kezcu tamam. Ama şimdi bugün oynuyor. Kezcu ile şeyi koymuş ya Rodriguez'i. Galatasaray'ın orta sahası yok ya. Orta sahası yok abi. Beli çünkü şöyle bir şey var. Belin ağrıdığı zaman ne aşağı hükmedersin ne de yukarı. Üste kafana. Beli çok önemli. Orta saha da aynı bel gibidir abi. Sen orta sahan güçlüyse geriye de ileriyi de kontrol edebilirsin. Ama Galatasaray takımı olacak şey değil ya. Tarihi fark yerdi bugün ya. Aynen. Rakiplerin beceriksizliği nedeniyle ondan sonra hocam çıkmış vır 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 ne anlatıyorsun hocam ya? Gökmen abi. Allah'ını söyler. Yani ne olursa olsun ben seni televizyonda seyrettiğim zaman bir de sinir olduğum şu var. Çıkıyorlar abi yan etkenlerle kendilerini kurtarma amaçlı. Yani hoca kendini kurtarma amaçlı genel yapıyorlar bundan. Ama bir çoğul Gökmen olarak Denizli'nin 11'ine bir bugün da, bir şey bir şey. Ben unuturum oğlum. Beni yaşlı adam olduğum için bırak. Rica ederim buyur abi. Çıkıyorlar abi hakeme işte ona buna saldırıyorlar ediyorlar. Futbolcular ısrarla da söyleyeceğim bunu. Futbolcular seyrediyorlar aman diyor kötü oyunu diyor hoca diyor hakemleri yırttı ona buna saldırdı diyor. Biz yırttık falan diyorlar. Ya kötüyse futbolun kötüyse çık hoca söyle kurban olayım ya. Çık bugün biz rezil oynadık de. Burada futbolcular da suçludur ben de suçluyum de. Anladın mı? Onlara mesaj ver. Anladım. Önümüzdeki hafta antrenmanlarda konuşacağız. Yahut da tatilden sonra konuşacağız. Sezon açıldığı zaman konuşacağız. Bunları söyleyin ya. Neden korkuyorsunuz ya? Neden korkuyorsunuz? Futbolcudan neden korkuyorsunuz? Korktuğunuz sürece sizi acınacak durumda tutarlar. Burada söylüyorum. Korktuğunuz sürece sizi acınacak duruma sokarlar. Tekrar söylüyorum bunu. Futbolcuya dayalı sistem önünde açmalıyız. Kurban olayım. Hocalar. Yöneticiler. Sana bir şey abi. Buyur abi. Şimdi şu 11'lere bakıyorsun. Tarık, Çamdal, Yasin, Selçuk, Rodriguez,
Olcan Umut Lukas, geride Semih Hakan, Şedu Muslera diye çıkıyor. Şedu'yu orta sahada oynatıyor. Galatasaray takım bugün sahaya. Sağ bek, bunu bütün otoriteler biliyor, herkes konuşuyor. Sağ bek Sabri, orta sahada Bilal'den başlasa. Rodriguez dışarıya. Rodriguez dışarıya. Bu Tarık Çamdal, 2 haftadır, 3 haftadır, 4 haftadır söylüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun boyu 1.60, kilosu 70. Yani bu Galatasaray takımın oyuncusu değil. Ben bir daha sesleniyorum. Bu Galatasaray altyapı hocaları, benim arkadaşlarım orada çalışanlar var, Tayfunlar falan var, bir sürü. Bu arkadaşlarımız Galatasaray'ın U21, U20, 19 takımındaki sağ bekini oynatsınlar. Onun kadar faydalı olur. Sana şunu söylemek istiyorum Özarı'ya da. Geçen hafta da aynı konuya geldim. Hamza Hoca gitti, Denizli geldi. Hamza Hoca kimi abi şey yaptı? Sabri'nin kontratını uzattı, problem oldu. Umut'un kontratını uzattı, problem oldu. Yine bu Bilal'ı aldı sezon başı, hocanın adamı dediler. Hamza Hoca'nın gitmesinin sebeplerinde bunlar vardı. Bu üç adam, Umut'un oynamasının sebebi Galatasaray'ın başka bir forveti yok. Bir Sinan var, ona da güvenemiyor. Burak sakat, Umut oynatıyor. Ben sana söyleyeyim dedim ya Gökmen abi, acaba yılların denizlisi, Türk futbolunun ilk üç isimdeki teknik direktörü 10 senede geçse ilk üç bunlar işte. Fatih, Mustafa, Şenol. Bu dördüncü araya girmez belki 10 sene sonra. Ben sana söylüyorum Sayın Denizli, acaba yönetimin etkisi altında mı kalıyor? Buna bir baskı mı var? Ben diyorum ki kesinlikle etki altında kalıyor. Böyle bir takım çıkarıyor. Bugün kaybettiği 2 puanı çok önemli diye Galatasaray düşünüyorum. Bana bunun cevabını özellikle sen veriyorsun. Abi ben şimdi müsaade eder misin? Şimdi yanıyor benim. Bir Galatasaray'da Ziya bir şey söylesin. Ziya bir konuşsun sonra. Evet. Buyur abi. Yanlış şimdi, buyurun. Bakın abi, Türkiye Ligi'nde en fazla gol atan takım Beşiktaş. Hayır şimdi Beşiktaş oldu. Beşiktaş. Arkasından gelen takım da 38 golle Galatasaray. Evet abi. Demek ki gol yollarında Galatasaray bir sıkıntısı yok. Yok. Katılıyorum abi. Şimdi tamam. Galatasaray çok iyi bir kalecisi olmasına rağmen akıllara durgunluk verecek gol şansı veriyor rakiplerine. Bana göre buradaki teknik direktörlük, ordinalist profesör görüntülerini bir tarafa bırakıp ilk önce kalesindeki gol yememe şansını iyi kullanması lazım. Yoksa başka türlü dikiş tutturması mümkün değil. Araya girdim. Estağfurullah Ziya. Tamam. Şimdi ben abi şöyle, ben biraz içim yanıyor. Şöyle içim yanıyor. Şimdi ben bakıyorum. Beşiktaş'ta 11 puan fark var abi şu anda. Değil mi Sabri Ögan? Sabriciğim sen beni teyit eder misin? Senin önünde şey var. Beşiktaş'ta 11 puan var değil evet. mi? Evet. Sen uçtun. Fener ya. Fener'de 10 puan var. Fener'i yazmış arkadaşlar onun için. Anladım. Şimdi Fenerbahçe yenerse 10 puan olacak değil mi? Şimdi Mustafa Hocam, kusura bakmasın da ben şimdi bir Galatasaray taraftarı gibi konuşmak istiyorum. Çünkü ben Galatasaray taraftarları her gün konuşuyorum. Şimdi Mustafa Hocam bana göre La Fontaine'den masalar anlatıyor bugün bize abi. Ya Beşiktaş'ta olmuş 11 puan. Fener'le olacak 10 puan. Geçti Borun Pazarı süreçleri de Galatasaray'ın bundan sonra ikinci yarıda bu iki tane takımı yakalama şansı bana göre sıfır. Hiçbir şansımız kalmadı artık. Mustafa Hoca bugün çıkmış ne diyor biliyor musun? Arkadaşım Mustafa Hoca'ya saygımız sonsuz. Teknik direktörüne saygımız sonsuz. Ama ve lakin biz de biraz anlıyoruz bu işten. La Fontaine'den masalar anlatıyor arkadaş bize. Dediği laflara bak ya. Galatasaray gelecek sezonun takımını kuracakmış. 20 yaşında falan 3-4 tane çocuk varmış piyasada. Onları alacakmış Galatasaray 20 yaşında. Onları biz yetiştirecekmişiz. Ondan sonra Galatasaray önümüzdeki sezonun takımını kuracakmış. Biz onları bekleyeceğiz. Bizim böyle bekleyecek falan halimiz kalmadı arkadaş. Birinin olmuş 11, birinin olmuş 10 puan. Şimdi ben buradan yönetime sesleniyorum. Sakın Mustafa Denizli'nin gazına gelip devre arasında transfer falan yapmayın arkadaş. Çok paralar harcamayın. Kulübün paralarını boşu boşuna atmayın dışarı. Olmayan parayı nasıl harcayacak? Ya bir dakika ya? Abi zaten para yok. Şimdi Mustafa Denizli ne yapacak? Çıkacak. Ben devre arasında şunu istiyorum. Hasan'ı istiyorum. Hüseyin'i istiyorum. Ali'yi istiyorum. Veli'yi istiyorum. İkinci yarı bu takımlar hiçbir şey olmaz arkadaş. Boşuna kandırmasın Mustafa Hoca bizi. Mustafa Hocam bu takımlar ikinci yarı sen hiçbir şey yapamazsın. Bu takım şu anda zaten gitmiyor. El freni çekilmiş gibi. Sen kimi alacaksın? Donk'la, Zonk'la, Monk'la bu iş olmaz arkadaş. Robin Unteler var. Puan durumu da bu arada ekrana taşındı. Tamam. Puan durumunu ekrana taşımayın. Utanıyorum çünkü. Ekrana taşınacak bir durumumuz yok. Keşke taşınmayın. Yani niye taşıyorsunuz ki? Taşımayın arkadaş. Ben bir Galatasaray olarak utanıyorum. Mustafa Hoca hala diyor ki biz yetişeceğiz.
Mustafa hocam sen kaplumbağa asır adamlar şey olmuş. Tazı. Bunlar var ya bunlar hakikaten iyi gün dostu. Bir dakika dur ya. İyi gün dostu. Ne be ben gerçekleri konuşuyorum. Evet terk ettiniz. Kemen mi? Evet kulübü terk ettiniz. Ben Mustafa deriz arkadaş. Ya biz 20 yıldır 10 yıldır şampiyon olamıyoruz ya. Bir dakika. Türbinler dolu. Bir dakika ya siz nasıl Galatasaraylısınız? Bir dakika arkadaş. Bir dakika. Yusuf abi şey bir şey. Bir dakika dur ya. Bir dakika seni tenzih ediyorum. Alıma seni. Ben sana bir şey diyorum. Sen ne oldu ya? Bir dakika. Mustafa Denizli ilk geldiği günden beri ben Mustafa Denizli'nin gelmesini benimsemiyorum diyorum. Sağlayarak. Söyle bakayım. Sen şimdi kötü gün dostu ol kardeşim. Koskoca divan. Niye kötü gün dostu olacakmışım arkadaş? Ben önüme bakıyorum. Ya ne önüne bakıyorum? Ben önüme bakıyorum. Ya böyle şey olur mu? Ya bir dakika arkadaş. Tabelaya bak sen. Kaç yıldız taktınız geçersiniz? Ya abi ne oldu bunlara ya? Ya taktık arkadaş. Ben anlamadım abi. Ben bir dakika dinle beni ya. Ben diyorum ki sana. Sağımız yok. Ben diyorum ki sana. Bak işte geldi bak geldi arkadaş. Ben utanıyorum şu görüntüden. Niye utanıyorsun? Sen hikaye anlatma bana. Niye ben Galatasaraylı olarak konuş. Ayıp ya. Sen benim içindeki duyguları anlayamazsın. Sen hikaye anlatma. Yönetmen abi tenzih ediyorum. Ya bir dakika dur be abicim. Sen benim içimdeki duyguları anlayamazsın. Ne duygusu ya? Ben burada şu anda bak bir Galatasaray taraftarı eğer televizyonda şu tabelayı gördü ya ne diyordur biliyor musun? Utanıyordur. Bak burada bak Beşiktaş olmuş 11 puan. Fener yarın yenerse olmuş 10 puan. Sen bu takımları yakalama şansın kalmamış. Üstelik senin takım el freni çekilmiş gibi gitmiyor takım. Olur, ben bugün utandım takımı seyrederken. Niye utanıyorsun? Devre arasında sakın ama sakın gaza gelip de boşuna kulübün paralarını harcamayın arkadaş. Sen her sene mi şampiyon olacaksın? Mustafa Denizli geldi. Allah Allah. Ne diyor şimdi Mustafa Denizli? Bana şunu alın bunu alın. Hocam istersen Messi'yi getir. Ronaldo'yu getir. Sen ikinci yarı bu Fener'le Beşiktaş'ı yakalayamazsın. Tamam yakalayamazsın. 5 yıldız taktın mı sen? Ben, Hamza aldı mı? 3 kupa. Hamza al kardeşim 3 kupa. Ya ben bundan sonra kupa aldım mı? Sen ayrıca ne karışıyorsun ya? Namkörlük yapıyorsun. Sen ne karışıyorsun? Sen namkörlük yapıyorsun. Sen Galatasaray değilsin. Bir dakika. Sen Galatasaray divan üyesisin ama nasıl divan üyesisin? Kardeşim. Ya sizin Galatasaray destek çıkmanız lazım. Kötü günde. Yardım edin. Ben Galatasaray'a destek çıkın. Sen bir dakika tıraş bana hikaye anlatma. Ben Galatasaray camiasına her zaman destek veririm. Ben sana geldiği günden beri Mustafa Denizli'nin gelmesini, Hamza Hamzoğlu'nun yollanmasını hazmedemiyorum diyorum ben burada. Ben sana açık açık konuşuyorum. Tamam onda haklısın. Haklıyım. Haklısın haklı olduğum için de diyorum ki arkadaş tabelaya bakıyorum. Bu tabeladan utanıyorum diyorum ve Mustafa Denizli boşu boşuna devre arasında Galatasaray'ın parasını çöpe attırmasın diyorum. Utanacak ne var? Chelsea nerelerde? Manchester United nerelerde? Ne utanıyorsun arkadaş? Olur ya. Utanıyorum şu tabelada. Her sene şampiyon mu olacaksın? Utanıyorum. 11-10. Bu senede Beşiktaş olsun. Fener olur. Ya arkadaş sen benim duygularımı anlayamazsın. Sen ya bana tamam, hikaye anlatma. Duygusal konuşuyor zaten belli. Tamam mantıkla duygusal. Konuş, bakıyorum duygusal yani. Birisi 11 geçmiş birisi 10 geçmiş. Ne konuşacağım ben ya? Kokmuşsun ya. Ben normal konuşmuyorsun. Bir dakika ben burada. Oğlum şimdi bir dakika dur. Ne oldu? Şimdi Adnan'ın bu şekilde tepki göstermesi doğal. Niye doğal? Neden doğal? Kaç senedir şampiyon olmuyorsun? Abi 8-20 yılda 2 şampiyonluk aldık işte abi. Kaç senedir olmuyorsun? Bırak 20 yılı. 10 yıl sen oldu yaklaşık. Evet. 10 yıldır adam şampiyon olmuyor. Evet, sen evet. 4 senede 3 kere şampiyon oldun. Evet. Doğal olarak sana sarkıyor tabii. Hayır, hayır ben de alışkanlık yaptım. Evet. Arkadaşım. Ben de alışkanlık yaptım. Ben bir dakika. Ben gerçek Galatasaraylı olarak konuşuyorum. Neden biliyor musun? Ya, biliyorum, kendi kulübümün parasını çöpe atmasınlar diye konuşuyorum. Çünkü bu takımdan bir şey olmaz. İkinci yarıda bir şey olmaz. Ha! Şimdi kimi alacaksın? Alacak adam da gelip seni şahlandıracak bir adam da yok piyasada. Anladın mı? Öyle de bir adam yok. Boşu boşuna Mustafa hocam. Şimdi ikinci yarıda diyor ki Mustafa hocam. Ben yetişirim. Mustafa hocam nereye yetişiyorsun sen? O eskiden de hani anlatıyordu ya ben şunu geçerim 9-10. O geçti. Sen şimdi şu iki takımı hayatta yetişemezsin. Yetişemez. Ne olacak biliyor musun? Fenerbahçe 4 tane maç kaybedecek. Beşiktaş 4 tane maç kaybedecek. Vah 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 şu kadroyla. İki takım da harika uçuyor ikisi de. Fener'de Beşiktaş'ta. Ben... Hiç kaybetmeyeceğim bu kadroyla. Onlar 4-4-4 kaybedecek. Ben onları geçeceğim. Ya bırakın bunlar palavra arkadaş. Böyle bir şey yok. Onun için bizi kandırmasın kimse. Bu saatten sonra bir şey. Ha gelecek sezon takımını yapsınlar. İsterse Mustafa Deniz olsun başında. Gelecek sezon. Ama bu sene bize kimse hikaye anlatmasın. Bu iş bitmiştir arkadaş. Doğruya doğru konuşalım başlarken ya. Bitti bak. Daha başlarken bitti. Sezon başı itibariyle bitti. Şimdi yeni değil. Galatasaray'da camia da bak 4 sene o 4 sene İçinde 3 tane şampiyonluk kazanmak camiaya da ne bileyim yöneticilere de yönetenlere de futbolculara da taraftara da bir rehavet söz konusu var. Rehavetteler yani. Anladın mı? Ne zaman işler kötü gitmeye başladı kıpırdadılar lan ne oluyoruz biz falan gibi durum hasıl oldu. Şimdi burada aklı başında insanlar sezon itibariyle sezon başı itibariyle tabii Galatasaray'ın borçları falan var. Nereden para bulacaklar ne yapacak ki? Paran varsa da alamıyorsun. Anladın mı? Ne olursa olsun.
UEFA kriterleri var. Ondan mali kriterlerine uyman gerekiyor falan. Yani Galatasaray'ın işi falan bundan sonra çok zor. Herhalde yani gibi. Kimi alacak? Ya Doğum Kulübü'nü şahlandıracak Allah aşkına. Yok ya. Oğlum aynı fikirdeyiz. Doğum Kulübü'nü şahlandıracak Göçmen abi ya. Aynı fikirdeyiz. İşte onu diyorum yani. Doğum gelecek biz şahlanacağız. Yok canım ya. Şimdi aslına bakarsanız biraz önce Abdurrahim Albayrak'tan bahsettik. Şimdi Ünal Aysal bir röportaj verdi. Hatta Yeni Yüzyıl gazetesine verdi. Yapılan röportajı da tebrik edelim. Gerçekten altı çizilecek, son derece tartışılacak sözler vardı o sözlerin içerisinde. O röportajı izleyelim, onun üzerine konuşalım. Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal bombalamaya devam ediyor. Ünal Aysal uzun süren sessizliğini yine eski başkanlardan Adnan Polat'ın kendisini hedef alan kulübü 1 milyar dolar borca soktuğu açıklamaları sonrası bozmuştu. Ünal Aysal Adnan Polat'ı birçok yönden eleştirirken son darbeyi Galatasaray'ın ibra edilmeyen tek başkanı sözleriyle vurmuştu. Ünal Aysal bir kez daha sahne aldı. Aysal bu kez yayın hayatına kısa bir süre önce yeniden başlayan Yeni Yüzyıl gazetesine konuştu. Ünal Aysal röportajında Dursun Özbek, Fatih İşbecer, Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım, UEFA ve başkanlık konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ünal Aysal'ın o sözleri. Duygun Yarsuvat 6 ay rahat başkanlık yaptıysa bunu Dursun Özbek'e borçludur. Ben de Duygun'a hazır bir sistem verdim. Oyuncusunu verdim, kredisini verdim, parasını verdim ona. Çok rahat bir giriş yaptı. Ama Duygun Yarsuvat o 6 ay süresince sadece etrafla uğraştı. Ama herkes biliyor ki bütün işi ikinci adam olarak Dursun Özbek yürüttü. Eğer Dursun Özbek işine bu kadar hakim olmasaydı başarı olmazdı. Duygun Yarsuvat'ın görevi gidenleri karalamaktı sadece. Galatasaray'ın 4. yıldızında en ufak bir katkısı olmadı. Dursun Özbek iyi bir ikinci adam olarak 3 yılı götürecekken alelacele birinci adam koltuğuna oturmakla biraz aceleci ve tedbirsiz davrandı. Ancak 2800 civarı oy almış Özbek'e dokunmak yerine bu tecrübeyi kazanmasında yardımcı olmak lazım. Kadrosunda çok deneyimsiz isimler var. Dursun'un dışında elini taşın altına koyacak kimseyi görmüyorum. Hepimizin şu süreçte Dursun'a Galatasaray için yardımcı olmamız lazım. Dursun bu pozisyonun adamıdır. Bana düşmez ama madem seçilmiş hepimiz destek vermeliyiz. Galatasaray'ın tüm gelirleri de bankalara 5, 6, 7 seneliğine rehin edilmişti. Ben yeni gelirler üretmek zorundaydım. Hisse senedi satışları, alımları, sermaye artışlarının yanı sıra büyük sponsorluklar sağladık. Belki hatırlarsınız, o zaman her hafta bir firma ile imzalar atılır, basın toplantıları yapılırdı. Böylece Galatasaray'da bir para akışı sağladık. Bunu sağlarken üstelik imkanlarımızı da artırdık. Böylece olmayan bir parayı yarattık ve bununla yepyeni bir takım kurduk. Çünkü ben geldiğim vakit 2-3 futbolcusu olan bir Galatasaray kalmıştı elde. 40 futbolcuya yakın yepyeni bir takım kurduk ve bunun bir maliyeti vardı. Yeni paralar üretmek zorundaydım. Drogba'lar, Snyder'ler, Muslera'lar nasıl geldi sanıyorsunuz? Tabii ki Ünal Aysal'ın sözlerini konuşacağız ama izin verin önce bir Beşiktaş'taki transfer haberini tekrarlayalım sizlere. Bu haberi yaklaşık 4 hafta kadar önce çok iddialı değiliz bu konuda ama biz vermiştik sizlere. Hiç kimsenin konuşmadığı zamanlarda Dinipro'nun kalecisi Boyko ve Douglas'ı alacağını söylemiştik. Görüşüldüğünü söylemiştik. O görüşmeler sonuçlandı. Beşiktaş'la ilgili ilk gelişme bu. İkincisi biraz önce bir tartışma geçti. Beşiktaş'ın son şampiyonu 2008-2009 sezonundaydı. Öyle 10 sene olmadı. Ve şimdi Ünal Aysal. Ünal Aysal yine çok önemli ifadeler kullanıyor sevgili Gökmen Özenak. Neresinden başlayacaksınız? Hala benim hayretle izliyorum ya. Galatasaray'a çıkmaz bir şeye soktu. Borcun içine soktu. Şimdi çıkmış hala utanmadan bir de yüzü de kızarmıyor bunları ya. Ben anlamıyorum yani. Bu kadar yani başkanım tabii. Saygı duyarım ama mevkisine duyarım. Kendisine duymuyorum. Galatasaray kulübünü bugünlere getiren kendisidir. Tamam 4 sene üst üste şampiyon diyor ki Snyder'ı tamam aldın. Bir de Drogba'yı aldın. Bir sene oynadı ondan sonra gitti adam zaten. Transfer etmedi ki onu kiralık öyle geldi. Aldı parayı canlıya gitti. Sen ne takım bıraktın ya? Ne takım bıraktın Sayın Ünal Aysal? Galatasaray'ın bugün kıvranıyorsa, ekonomik kriz içindeyse, herkes dalga geçiyorsa sayende. Senin çevrendeki yönetici, seçtiğin yöneticiler sayesinde. Peki şuna neden cevap vermedin? Çıkıyorsun burada Dursun ikinci adam olur diyorsun. Tamam. Peki Duygun Yarsuvat başkan çıkıp da şunu demişti ya. Biz dedi o başkan falan birlikte dedi şeyde Alplerde giderken dedi. Paraşütle aşağı atladı, bizi uçakta bıraktı dedi. Ona neden cevap vermedin? Peki 300 milyon TL borç var.
ama bunun nereye verildiği bilinmiyor dedi. Buna ne diyeceksiniz? Çıkın bunlara cevap verin. Gidip burada kuru gürültüyle şu bunu yaptım da şirket hisse sattım.